Ulusal Kanal'dan ve Haber Merkezi programından iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Emrah Şen. Evet, gündemin sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Özel bir konuyla karşınızdayız. Özel bir programla çok değerli konuklarım olacak. Onlara sorularım olacak elbette. Rusya-Ukrayna gerilimini konuşacağız efendim Haber Merkezi'nde. Amerika'nın Ukrayna'ya desteği kuşkusuz çok önemli ve Türkiye'nin Ukrayna politikalarını dolayısıyla Türkiye'ye yansıması ve bölgeye sirayetini konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray aramızda olacaklar Skype bağlantısıyla. Sayın Koray, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa da yine uzaktan bağlantıyla katılacaklar efendim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Efendim hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Sencer İmer aramızda olacaklar. Sizi de aramızda görmekten çok mutluyuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Deniz Berktay aramızda olacak. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bir değerli konuğum daha var elbette. Avrasya Belediyeler Birliği Başkanı Hasan Cengiz de bizlerle birlikte olacak ama o ikinci turda saatlerimiz 21'i gösterdiğinde kendisi katılacak programımıza. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray'a sorarak başlamak istiyorum. Efendim şimdi her ne kadar konuşurken, anlatırken, sorularımızı sorarken bu konunun Rusya-Ukrayna gerilimi ve krizi olduğunu söylesek de bahsetsek de aslında esasa ve temele baktığımızda bunun bir Amerika-Rusya çekişmesi, krizi ya da savaşı olduğunu söylersem sanırım yanlış ifade etmemiş olurum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ile yaptığı anlaşmaları da ortaya koyarak sormak istiyorum. Sorum şu, acaba Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna üzerinden neyi amaçlıyor? Nasıl bir planın içerisinde? Bu sadece Ukrayna-Rusya krizi mi? Yoksa çok daha ötesinde az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'yi kuşatma planının bir parçası mı? Hatta belki daha da biraz ileriye taşırsak bölge ülkelerinin işbirliğini ve birbirine kenetlenmesini önleyecek hamlelerde, siyasetlerde diyebilir miyiz acaba? Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Yani aslında sorun sizin de dediğiniz gibi Amerika ile Rusya arasında bir mesele değil. Aslında Amerika ile bütün dünya arasında olan bir mesele. Bütün dünya içinde de tabii bizim bölgemiz, yani sadece Rusya dışında Türkiye değil, İran'da, Suriye'de bütün bölge ülkeleri, aslında bütün Avrasya buna dahil. Onun için bu sorunu o çerçevede ele almak son derece doğru olur. Evet. Hatta şunu söyleyebiliriz. Örneğin Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Karadeniz bir NATO gölü haline gelecek. Bu sadece Rusya'nın güneyden kuşatılması değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuzeyden kuşatılması anlamına gelecek. Bu bütün bölge ülkelerinin istikrarını, barışını, gelişme imkanlarını, bütün bunları etkileyecek olan bir şey. Yani bölge ülkelerinin, bizim bölgemizde bulunan ülkelerin kaderlerinin bu kadar bütünleşik hale geldiği tarih içinde belki başka bir dönem yok. Bu açıdan buna yani son derece ender rastlanılan bir durum. Yani o açıdan hem bu sorunun çözümlenmesinde hem de bu konuda Türkiye'nin izlemesi gereken yolun belirlenmesinde bunu dikkate almak lazım. Evet. Şimdi buyurun. Aslında şuradan belki başlamak da doğru olabilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Ukrayna'yı destekliyorlar Rusya'ya karşı.
Gürcistan için de benzer bir durum oldu. Aslında bu 2014'te Ukrayna'da bir Soros darbesi gerçekleştirildi. Bu darbe üstüne aslında ona cevaben bu Kırım'da yapılan referandum ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararını alması, bağlaması, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta buna karşı tepkinin ortaya çıkması, Rusların özellikle yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde buna karşı bir tepki oldu. Gürcistan'da da benzer bir durum oldu. 2008 yılında Osetya'da bir işgal tertip etmeye çalıştılar ama Rusya buna anında müdahale ederek bu olayı tam tersine çevirdi. Abazya onun üstüne yine bağımsızlığını ilan etti. Şimdi buradan aslında belki soruyu Amerika'nın sadece ne yapmak istediğine değil, yapamadığına da bakarak cevap vermek lazım. Buyurun. Yani bugün Ukrayna NATO'ya girmek için yalvarıyor. Gürcistan NATO'ya girmek için yalvarıyor. Ama NATO'nun ve ABD'nin buna karşı tutumu onları NATO'ya şu anda almaya cesaret edemediklerinin göstergesi. Çünkü onları NATO'ya aldıkları zaman onlar Rusya ile doğrudan doğruya silahlı olarak karşı karşıya gelecekler. Ama Rusya'nın şu ana kadar bu konuda göstermiş olduğu kararlı tutum, kırmızı çizgilerini, bunları muhafaza etmekte kararlı olduğunu göstermiş olması, bu aslında Amerika'nın ve NATO'nun bir takım bahaneler ileri sürerek, işte sizde yolsuzluklar var, demokratik haklar yok, NATO bir değerler sistemidir, siz bu değerlere ulaştıktan sonra ancak sizi alabiliriz ama sizi Rusya'ya karşı mücadelenizde destekleriz. Bunun aslında Türkiye açısından da hem Ukrayna konusunda, Kırım konusunda izlediği politika açısından hem de genel olarak NATO ve Amerika'ya karşı bölgedeki tutumu açısından öğretici olması gerekir. Evet. Bugün bütün bölge ülkeleri benzer tehditlere maruz kaldıkları için çıkarları ortak. Dolayısıyla onların birlikte her ülke kendi gücüne güvenecek. Buna kuşku yok. Bir ülke kendi gücüne güvenerek bu saldırı ve tehditlere karşı koymazsa zaten olası müttefikleriyle de birleşemez. Bu durumda olan bir ülke bir saldırıya uğradığı zaman onun olası müttefikleri olsa olsa kınama bildirisi yayımlarlar. Onun için bugün bütün ülkenin ve dünyanın geleceğinin belirlendiği bir süreç, bu süreç. O açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin aslında şunu da söylemek lazım. Yani Türkiye şu anda tekil ve taktik olmayan, stratejik ve bütüncül olan tehditlerle karşı karşıya. Yani Türkiye, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinden terör örgütleriyle tehdit ediliyor. Doğu Akdeniz'den tehdit ediliyor. Yunanistan'da ABD'nin yaptığı askeri yığınakla Ege'den tehdit ediliyor. Ekonomik baskılarla tehdit ediliyor. Büyükelçilerin ortak bildirileriyle tehdit ediliyor. İç cephede uygulamaya konmaya başlanmış olan bir kaos planıyla tehdit ediliyor. Bütün listelerde gri bölgeye, gri listelere alınarak tehdit ediliyor. Burada son derece bütüncül ve stratejik bir tehditle karşı karşıya. Onun için buna ancak bütüncül ve stratejik bir yaklaşımla, bütünlüklü bir stratejiyle bu ortak tehdide maruz kalan bütün ülkelerin güçlerini birleştirmesi ve bunu def etmeleri, evet, bununla karşı olabilir. Bütüncül bir strateji dediniz. Türkiye ne yapmalı kısmında bunu değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Evet. Şimdi şunu da söylemek lazım. İkircikli tutumlar, yani Türkiye'nin bugün Ukrayna'da izlediği, Kırım konusunda izlediği
benzer konularda izlediği, NATO'ya Amerika'yı kapıyı aralayan ikircikli tutumlar, bunlar sadece olası müttefikleri nezdinde bir güvensizlik yaratarak bu ittifaka engel olmaz. Aynı zamanda bu baskı ve tehditlerin sonuç alacağı, işe yarayacağı beklentisi ve izlenimini kuvvetlendirerek bu baskı ve tehditlerin çok daha güçlenmesine yol açar. Onları bu şekilde savuşturmanın imkanı yoktur. Taktik tehditlerde siz zaman kazanmak için bu tür ikircikli tutumlarla bir zaman kazanabilirsiniz. Ama stratejik bir tehditte bu tür ikircikli tutumlar aynı zamanda tehditlerden istenilen sonucun elde edilebileceği bu durumu yarattığı için o baskılar artar. Bu sizin iç cephenizde de yeni bölünmelere yol açar. Sebep olur. Evet, şimdilik Türkiye toparlayalım Semih Koray. Toparlayalım lütfen. Bu Türkiye açısından ben şununla birleştireyim. Son olarak bu bölümde şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de bir kaos planı uygulamaya konmuş vaziyette. Bu kaos planı Amerika'nın Türkiye'de bir iktidar değişikliğini hedefleyen kaos planı. Bu kaos planının başarısı karşı taraf açısından Türkiye'nin bir mağlubiyete uğratılması sonucunda başarıya ulaşır. Onun için bizim genel olarak bize yönelen bu tehditlerden böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceğimiz, bu tür provokasyonlarla, bu tür saldırılarla karşı karşıya kalabileceğimiz, bunlara karşı koymada yine bu stratejik bütünlüğün ve bölge ülkeleriyle birlikteliğin bizim sadece Ukrayna ve Kırım'da değil, bütün konularda izlediğimiz politikaların Türkiye'nin bölge ülkelerinin gücünden bu saldırılara karşı koymada yararlanma imkanını sağlayacak bir zeminin oluşturulması. Bunu da bence önümüzdeki kısa erim açısından, önümüzdeki birkaç yıl açısından bu özel tehdidi, bu özel durumu da Türkiye'nin izlediği siyasetlerde mutlaka dikkate alması gerekir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın İhsan Sefa'ya sormak istiyorum. Şimdi Amerika'nın Ukrayna'ya askeri ve siyasi desteği ortada malumunuz. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna üzerinden size göre ne yapmaya çalışıyor? Kendi çıkarları için Ukrayna'yı acaba burada bir piyon olarak kullanıyor diyebilir miyiz? Böyle yorumlayabilir misiniz? Ve tabii ki Semih Koray'ın yorumlarına da eklemek istedikleriniz var mı acaba? Buyurun. Evet, Sayın Hocam zaten çok güzel özetledi olayların gelişmesini. Ben kısaca bana sorulana cevap vereyim. Amerika Ukrayna'yı piyon olarak kullanmaktan öte Ukrayna'yı bir basamak olarak kullanıyor. Hocamızın da buyurduğu gibi Karadeniz'in tam bir NATO gölü olması için bir basamak olarak kullanmaya çalışıyor. Fakat burada Rusya çok çetin ceviz çıktı karşılarına. Biliyorsunuz 28 Haziran'da yapılan bir tatbikat vardı. Deniz Meltemi tatbikatı. Evet. Oraya tarihte görülmemiş bir NATO gücü yığıldı. 32 ülke, 33 tane gemi, 5000 asker vesaire. Ama burada şunu denediler. Birkaç defa Rus karasularını ihlal ettiler. Bakalım Rusya ne yapacak? Çekecek mi? Tırsacak mı? Rusya tırsmadı. Tam tersine üzerlerine yürüdü. Biliyorsunuz İngiliz bir gemisini ateş ettiler. Karasudan çıkardılar vesaire. Dolayısıyla Amerika Rusya'nın son derece ciddi olduğunu, eğer üzerine varsa hiç çekinmeden karşılık göreceğini anladı. Dolayısıyla Ukrayna'ya verdiği desteği birazcık böyle geri aldı. Yani veriyor ama destek. Öyle hadi sana üst kurayım, hadi sana şunu vereyim, bunu vereyim yapamıyor. O cesareti gösteremiyor. Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına gelince zaten NATO ülkeleri sorunlu olan bir Ukrayna'yı bünyesine alıp da direkt bir başka ülkeye çatışmayı göze almak istemezler. Durum bu merkezdeyken Türkiye bu konuda
bana göre daha aktif politik izlemesi lazım. Nedir bu aktif politika? Türkiye NATO'ya alınması değil, tam aksine Ukrayna ile Rusya'da sorunları çözmeye yönelmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı bir takım anlaşmalar var. Savunma işbirliği anlaşması vesaire. Bizim işte örneğin Kanada'dan vesaireden alamadığımız SİHA motorları gibi, yine geliştirmeye çalıştığımız bazı uçak motorları, örneğin işte Milli Muharip Uçağımız motoru gibi konularda Ukrayna'nın teknolojisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın motor teknolojisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden kalan bir altyapıya sahip. Yani jet motorları üretimi konusunda halen de daha düne kadar Rusya'ya turboprop motorlar, pervaneli uçak motorları ve turboşap motorlar verdiğini biliyoruz. Bu konuda Türkiye'ye ve Ukrayna'ya ciddi bir ortaklığa gitme aşamasında ve bir takım, hatta Aselsan onların füze teknolojisinde bir takım yazılımları değiştirme yönünde çalışmalar yapıyor. Keza onlar geliştirdiği bir orta menzilli füze var. Onu Türkiye ile beraber geliştirme çabasındalar. Yani böyle bir takım askeri alanda, savunma sanayinde işbirliği ortadayken bizim Ukrayna'ya cephe almamız pek hoş olmayacak. Ama Ukrayna NATO'ya almak için uğraşmayacağız. Zaten diğer ülkeler bunu almak istemeyecekler. Biz bunu ikiye bir öne çıkıp da Rusya'nın güvenini yitirmemeliyiz. Bakın, Rusya'nın güveni yitirse ikili politikayla Türkiye bir yere varamaz. Bizim artık rotamızı ortaya koyup net şekilde çevremizde, etrafımızda güven kazanmamız lazım. Gidiyoruz Suriye'de Rusya ile beraber iş yapıyoruz. Ondan sonra dönüyoruz Karadeniz'e, Rusya'nın düşmanıyla beraber ölüyoruz. Bunlar yanlış politikalardır. Bizim ikilidir değil, tekli politika, tek yönlü politikaya yönelmemiz lazım. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sencer İmer'le devam edelim. Sayın İmer, siz neler söylemek istersiniz? Rusya-Ukrayna gerilimi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı nedir size göre? Efendim, Semih Hocam'ın ve İhsan Albay'ımın söylediklerini de tekrar etmeden birkaç başka bir şey ifade etmek istiyorum. Tabii, buyurun. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın bir numaralı ekonomik, askeri ve teknolojik gücü durumunda. Fakat bu güç kayboluyor. Çeşitli sebepler dolayısıyla bu böyle oluyor. Ve Amerika savunma ile ilgili yazdığı belgelerde, Pentagon'un belgelerinde açıkça Çin'i en büyük rakibi olarak görüyor. Rusya'yı da hasım olarak görüyor. Yani düşman olarak görüyor. Şimdi bu gerçek ortada. Çünkü şu anda 17 trilyon dolarlık bir milli gelire sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti ve 22 trilyon dolara sahip olan bir Amerika var. Ama pistte koşan iki atlet düşünün. Birisinin hızı daha fazla, öbürününki daha az. Çin'in hızı daha yüksek. Bu ekonomiyi büyütmek açısından Amerika'nın daha düşük. Hele pandemi de buna negatif anlamda katkı koydu. Böyle baktığımız zaman da hesaplayabiliriz ki 2028'de reel olarak satın alma paritesiyle değil, Çin Amerika'yı geçmiş oluyor. Ama bu yalnızca ekonomik güç olarak geçmesi değil, aynı zamanda askeri ve teknolojik güç olarak da geçmesi anlamına da geliyor. Paralel gidiyor çünkü bunlar. Yani şöyle söyleyeyim, bir senede Çin'in denize indirdiği donanma miktarı Fransız donanmasına eşit. Yani bu ne kadar büyük bir üretim gücüne sahip olduğunu, teknolojik güçte uzaya, biliyorsunuz şimdi bir uzay istasyonu kuruyorlar, Amerikalıların var, Rusya'nın şimdi kalmadı. Ay'a gitmek gibi, Mars'a bir takım hedefler gibi, yani uzay alanında da fevkalade ileriler. Diğer teknolojik alanlarda, bilişim sektöründe vesaire, o alanda da çok ileriler. Şimdi bu durum karşısında Amerika Çin'i mutlaka çevrelemeye çalışıyor, güçsüz hale getirmeye çalışıyor. Bu Henry Kissinger'ın ünlü sözüdür. Der ki, biz Çin'in, 70'li yıllarda söylemiştir bunu, bakın ta o zaman, biz Çin'in yükselişini durduramayız ama yavaşlatabiliriz. Yavaşlatma nasıl olur? İşte çevreleyerek, başına dertler çıkararak, sıkıntılar yaratmak suretiyle, terör faaliyetleri yaratarak vesaire,
yerel savaşlar yaparak oluyor. Ve dikkat ederseniz şu anda Pasifik tarafında mesela bir Avustralya ve İngiltere ile birlikte bir anlaşma yaptılar, AUKUS. Ondan sonra Quad diye bir anlaşma yaptılar. Hindistan, Japonya, Avustralya, Amerika. Bunların hepsi kuşatma teşebbüsleri ve askeri tatbikatlar yapıyorlar. Buna karşı Rus ve Çin donanması da Pasifik'te bir askeri tatbikat yapıyor. Bu işin Doğu cephesi. Batı cephesinde ise Çin'in müttefiki olarak gördüğü Rusya'yı kuşatıyor. Ve bu kuşatma harekatında ta yukarıdan Baltık Denizi kenarından başlıyor. Baltık ülkelerinden, ki onlar da eski Sovyet Cumhuriyetleri biliyorsunuz. Aynen Orta Asya gibi, efendim aynen Ukrayna gibi, aynen Gürcistan gibi. Onları ne yapıyor? Onları askeri hale getirmiş, kuşatıyor. Polonya tamamen yanına çekmiş vaziyette. NATO'nun baş üssü, Amerikalılar da oradalar. Artı aşağı doğru iniyor Romanya, Bulgaristan, Dedeağaç ve Yunanistan. Yani şimdi Rusya tam kuşatılmış durumda. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den istediği şey şu. Diyor ki ben Rusya'yı kuşatıyorum. Ukrayna'yı da bu kuşatma içine dahil etmek istiyor. Gürcistan'ı da dahil etmek istiyor. Bu epey bir zamandan beri olan bir şey. Ama Rusya Gürcistan'da gerekli cevabı Saakashvili idaresi zamanında verdi. Osetya'ya girmek suretiyle. Ama Yugoslavya'yı nasıl parçaladıysa aynı şekilde Rusya'yı da parçalamak istiyor. Bu da Brzezinski'nin taktiği. Yani Rusya'yı zayıf düşürüp içeride bir takım kaoslar çıkarıp, ekonomik sıkıntılar çıkarıp, politik sıkıntılar çıkarıp Rusya'yı küçük küçük parçalara bölmek. Esas politika bu. Rusya da buna karşı direniyor. Onun için eğer Gürcistan'ı kaybedecek olursa, Ukrayna'yı kaybedecek olursa, Beyaz Rusya'yı kaybedecek olursa, o zaman tamamen kuşatılmış ve içeriden parçalanmanın süreci de başlamış olacak. Böyle bir tehdit halen ortadadır. Ve Rusya içerisinde de ciddi ekonomik sıkıntılar vardır. Dolayısıyla Rusya'nın modernizasyona ihtiyacı var. Askeri olarak ileri olmakla birlikte sivil ekonomi alanında modernizasyona büyük ihtiyacı var. Gelir dağılımında bozulmalar var. Muhalefet hareketleri şiddetle Navalny gibi dışarıdan desteklenmektedir. Yani Amerika zamana bırakarak Rusya'yı içinden çökertmeye çalışıyor. Türkiye de diyor ki benim bu harekatımın içinde yer alacaksın. Rusya'yı kuşatırken benimle beraber olacaksın. Artı hiçbir şekilde Rusya'yla bir takım işbirliklerine girmeyeceksin. Türk akımını keseceksin. Yapmayacaktın. Yapsan bile oradan gaz gelmeyecek. Ondan sonra nükleer santrali derhal keseceksin. Taş ucunda Akkuyu'daki yapılan santrali. S-400'leri ambara kaldıracaksın. İşbirliği yapmayacaksın. Orayla ekonomik münasebetlerini zayıflatacaksın. Yani özetle Türkiye'yi Rusya ile hasım hale getirmeye çalışıyor. Bu ise Türkiye'nin çıkarlarına 180 derece ters. Biraz önce Karadeniz'den bahsedildi. Karadeniz Atatürk sayesinde, Montreux Anlaşması sayesinde bir barış denizi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler orduları dahi oraya Türkiye'deki boğazlardan geçememişlerdir. Bu bakımdan Montreux Anlaşması'nı da bozmak istiyor. Onun için zaten Yunanistan'ın yaptığı yığınak ve Türkiye'de lütfen bu Montreux'u çöp tenekesine at. Böyle bir şey olmasın. Hatta belki Kanal İstanbul'u bile bu çerçevede düşünmek mümkün olabilir. Böyle baktığımız zaman da Türkiye çok ciddi bir baskı altında ve Türkiye'de zor bir durumda ekonomik olarak bakıldığı zaman, çünkü yapısal bir problemi var. İhracatı, pandemi öncesini söylüyorum, sayılar biraz değişti ama aşağı yukarı aynı. İhracatı ithalatından çok az, 150 milyar dolarlık bir ihracat, 250 milyar dolarlık bir ithalat. Artan bir borç, 450 milyar küsur dolarlık bir birikmiş dış borç, buna bir de yap işlet devletlerle gelen 150-160 milyar gelince neredeyse milli gelirinize eşit bir borç var. Bundan çıkmanız lazım. Yani Türkiye'nin bu zayıf durumundan faydalanarak Türkiye işte o gri listeye almalar, efendim ambargolar, bütün bunlar hepsi üst üste geliyor. Böyle olduğu için Türkiye'de kolu kanadı biraz zayıflamış bir durumda. Askeri harcamalar netice itibariyle Rusya'yı da Türkiye'yi de yormaktadır. Bu çok açık. Yani bu Türkiye ve Rusya'yı yormaya çalışan bir harekattır. Ukrayna meselesi de bu çerçevede düşünülmesi gereken bir harekattır. Dolayısıyla Rusya kendi Karadeniz donanmasını hiçbir şekilde NATO'ya bırakmayacağına göre zaten yaşayanlarının Rus olan Kırım'ı yaptığı bir
halk oylamasıyla kendisine bağladı, ilhak etti. Çok açık yani. Ondan sonra da şimdi Donbas bölgesi, orada da keza Ruslar ekseriyette, orayı da ilhak edebilir. Esasen Ukrayna'nın aklını başına alıp Batı'yla Rusya arasında bir tampon bölge olarak kalmış olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama maalesef provokatif olan gruplar orada, biraz önce Soros darbesinden bahsedildi. Onlar başarılılar. Aynı şeyi şimdi Beyaz Rusya'da da yapmaya çalışıyorlar. Yani Amerika NATO'ya sokarak Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı problemi çözmek istemiyor. Çünkü zamana bırakıp tam tersine Rusya'yı yormak, Türkiye'yi yormak ve böylece içeride kaosun oluşmasına yardımcı olmak istiyor. İç cepheler tabii burada, Türkiye'de de sıkıntılar yaratıyor maalesef. Atatürk'ün önemli vasiyetini, tavsiyesini hatırlamakta büyük yarar var. Bir İstiklal Savaşı esnasında Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı destekleri biliyoruz. Çanakkale Savaşı'nın da oradaki devrimin gerçekleştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Atatürk'ün söylediği şey, Rusya'yla iyi geçinin. Bakınız, bu önemli bir vasiyet ve tavsiyedir ve çok da önemlidir. Bunu takip etmek lazım. Bu direktifi takip etmek lazım. İkincisi de iç cepheyi kuvvetli tutun. Şimdi bunu yaparken de Ukrayna'yla efendim teknolojik işbirliği yapıyoruz, biraz önce Sayın Albayım'ın işaret ettiği. Çünkü onu Almanlar da vermiyor, Batılılar da vermiyor, Kore de vermiyor. Amerika'nın etki yaptığı hiçbir yerde vermiyor. Dolayısıyla dişli kutusundan tutun motora kadar ulusal tankta, değil mi? Bu olmuyor. Uçakta keza bu olmuyor. O halde işte orada en azından Sovyet döneminden kalan teknolojik bir takım birikimleri devralma gibi bir şeyle uğraşıyoruz. Ama açık konuşmak gerekirse ben bunları taktik davranışlar olarak görüyorum. Esas önemli olan stratejik davranışlardır. Burada Semih Hocam'la aynı görüşteyim. Netice olarak burada yapılması gereken şey, Rusya ile Türkiye arasına hiçbir şekilde kara kedi girmesine izin vermemek ve bu birlikteliği, hatta bir dostluk anlaşmasıyla, işbirliği anlaşmasıyla, aynen İstiklal Savaşı sonrasında olduğu gibi 1920'de, 21'de Moskova Anlaşması gibi böyle bir anlaşma yapmak gerekir. Ve bu Batılılara da bunu göstermek lazım. Yani açıkçası biz onlarla aynı ittifakın içindeyiz ama maalesef bizim karşımızda ve bize hasım olarak görüyorlar. Yani bu kuşatma Rusya'ya karşı değil, aynı zamanda Türkiye'ye karşı yapılan bir kuşatmadır. Dolayısıyla Montreux'den de taviz vermeyeceğiz. Dik durmamız lazım. Kararlı olmamız lazım diyorsunuz. Bu kararlı kararlı olmamız lazım. Bu dik duruşta iç cepheyi de kuvvetli tutmak işin en önemli noktası. Kısmı diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Sencerimer. Devam edeceğiz. Sayın Berktay'a da sormak istiyorum. Sayın Berktay, şimdi Amerika'nın Ukrayna'ya hem askeri hem siyasi desteğinden, yapılan anlaşmalardan Rusya çok rahatsız. Az önce de konuklarımız ifade ettiler. Bu sadece Rusya'ya bir tehdit değil, Türkiye'ye de bir tehdit. Dolayısıyla da bölgeye bir tehdit dediler genel manada. Katılır mısınız efendim? Diğer konukların söylediklerine genel olarak, yani pek çok noktaya katıldığımı söyleyeyim. Yani arada farklı düşündüğüm hususlar da var. Tabii, şöyle söyleyebiliriz. Birincisi, evet, yani Amerika bu bölgede hem bir taraftan Rusya'yı, diğer taraftan Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyor. Dede Ağaç'ta yaptıkları zaten bunu gösteriyor. Bu bir. Diğer taraftan şu konuda da aynı şekilde konuklarla genel olarak hemfikirim. Özellikle Karadeniz havzasında olan biten olaylar, yani kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler, Karadeniz bölgesini ilgilendiren gelişmeler ve Karadeniz bölgesinde gerilimin artması Türkiye'yi birinci dereceden ilgilendiren bir konu. Neden? Çünkü Karadeniz'de gerilimin artması demek, Türk boğazları konusunda üzerimizde baskının artması demek. Evet, Deniz Berktay ile iletişimimiz şu anda durdu sevgili izleyiciler. Acaba arkadaşlarımız ayarlamaya çalışacak mı? Geldi diyor yönetmenim. Evet, Deniz Berktay kaldığı yerden devam edebilir eğer beni duyabiliyorsa. Sayın Berktay. Siz, duyuyorum. Tabii. Ha, şöyle tamam, söyleyeyim. Devam ediniz lütfen. Buyurun. Tabii. Evet, bir iletişim sorunu yaşıyoruz. Tam da konuşmasına yeni başlamıştı Sayın Berktay.
arkadaşlar. Evet, o zaman devam edelim. Sayın Deniz Berktay, iletişimi doğru kurduğumuzda tekrar kendisine dönmeye çalışacağız. Bir kez daha deneyelim Sayın Berktay'la. Evet. Sayın Berktay, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Tamam, şöyle devam söyleyeyim. Edelim. Umarım sıkıntı Tabii. olmayacak. Buyurun. Dolayısıyla Karadeniz'in tabii NATO gölü haline dönüşmesi Türkiye açısından hiç istenmeyen bir durum olur. Karadeniz'in yani boğazların bir yol geçen hamla dönmesi Türkiye açısından hiç istenmeyen bir durum olur. Bu nedenle tabii ki dolayısıyla Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor bütün bu gelişmeler. Bu noktada ben hemfikirim. Bunun dışında şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rusya'yı genel olarak bir çevrilme stratejisi var. Buna da ayrıca yine dikkat etmek, bunu da yine göz önünde bulundurmak gerekiyor. Onun dışında şöyle bir nokta var. Türkiye ile Rusya'nın pek çok konuda evet çıkarları örtüşüyor ve Türkiye'nin dış politikasına baktığımız zaman, Türkiye açısından tehditlere baktığımız zaman asıl tehdit şu anda Batı'dan geliyor. O konuda da ben konuklarla genel olarak hemfikirim. Diğer taraftan yalnız şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye ile Rusya'nın çıkarları pek çok açıdan örtüşüyor fakat her konuda yani hiçbir zaman iki ülke arasındaki çıkarlar %100 örtüşmeyebilir ve bu konuda da farklı olan noktalar var. Ben Ukrayna konusunda bazı farklılıkların olduğunu düşünüyorum. Yani Ukrayna'nın ben bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Kırım'ın 2014 yılında meydana gelen durum, Ukrayna'da dengelerin bozulması, bu Türkiye açısından iyi olmayacak bazı gelişmelere neden oldu. Birincisi burada Ukrayna'da Batı yanlısı bir yönetim iktidara geldi, ihtilaller meydana geldi. Öbür taraftan Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirdi. Bu olay Karadeniz'de dengelerin bu sefer Rusya lehine fazla bozulması anlamına geliyordu. Bu bir. Bunun dışında şöyle bir olay söz konusu. Kırım'ın, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını dünyada zaten pek çok hemen hemen hiçbir ülke tanımadı. Hatta mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Çin de mesela Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımış durumda değil. Yani bu ayrı bir nokta. Fakat şöyle bir noktayı söyleyebiliriz. Şimdi diğer taraftan NATO'nun burada ağırlığının fazla artması, o da tabii Türkiye çıkarları açısından istenmeyen bir durumu meydana getirir. Fakat Türk-Ukrayna ilişkilerine baktığımız zaman Karadeniz kıyısında NATO'ya üye olan diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Ukrayna'nın tavrının daha farklı olduğunu görüyoruz. Mesela Romanya'ya baktığımız zaman Romanya NATO'ya girdikten sonra hemen ne söylemişti? Karadeniz'in statüsü artık değişmiştir. Montreux anlaşmasının artık güncelliği kalmamıştır deyip Romanya hemen Karadeniz'e Amerikan savaş gemilerinin gelmesini talep etmeye başlamıştı. Türkiye ile bu konuda doğrudan doğruya karşı karşıya gelmişti. Ukrayna'ya baktığımız zaman ise Ukrayna'nın bu konuda böyle radikal bir tutumunun olmadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye-Ukrayna ilişkileri 1991'den bu yana belli dengeler üzerine kurulmuş durumda. Ukrayna'nın bağımsız olduğu dönemden bu yana ve Türkiye'nin çeşitli ülkelerle politikalarını yani ayrıca tartışabiliriz. Fakat Ukrayna ile olan politika genelde sağlıklı şekilde gelişmiş durumda. Birkaç nedenden ötürü, birincisi Türkiye Ukrayna'nın iç işlerine hiçbir şekilde karışmıyor. Yani tamamen partiler üstü bir siyaset olarak devam ediyor. Mesela batılı ülkelerden farklı olarak Türkiye hiçbir zaman Ukrayna'nın iç işlerine karışmadı. Bu bir. İkincisi ise mesela öbür taraftan Türkiye-Ukrayna ilişkileri genelde iyi gelişirken bu öbür taraftan Türk-Rus ilişkilerinin kötüleşmesi pahasına da olmadı. Yani yakın zamanlara kadar en azından Türkiye belli bir dengeyi korumayı başardı. Şunu söyleyebiliriz mesela örnek olarak Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımadığını açıklıyor. Fakat öbür taraftan batılı ülkelerden farklı olarak Kırım'a yönelik yaptırımlara da katılmıyor. O aradaki dengeyi koruyor. Bu denge bozulursa işte tabii ki o Türkiye açısından Türkiye'ye zarar veren bir durum olur. Öbür taraftan Türkiye'nin bu bölgedeki en önemli, en zayıf noktası nedir dersek şunu söyleyebiliriz. Türkiye bu bölgeyi aslında çok derinlemesine bilmiyor. Çünkü Türkiye'de Ukrayna'yı bilen, Ukrayna'nın bütün bölgelerini sağlam şekilde araştırmış kaç uzman var derseniz bu çok yani iç açıcı bir cevap veremeyiz. Böyle olunca da Ukrayna'da mesela yani bu bölgelerde Türkiye aleyhine bir gelişim olabilir. Türkiye bunu öngöremeyebilir. Bu tarz sakıncalı durumlar var. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz ben Sayın Berktay katılımınız için. Şimdi Semih Koray'a tekrar dönmek istiyorum. Sayın Koray, her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ile ilişkilerin gelişmesi, geliştirilmesi üçüncü bir ülkeyi karşımıza almak anlamına gelmiyor dese de
bu pratikte uygulanan siyasetlere baktığımızda sahi bu anlama mı geliyor? Çünkü Türkiye'nin Ukrayna politikasına baktığımızda Ukrayna'nın Türkiye bugün Türkiye'yi yöneten iktidarın Ukrayna'nın NATO'ya katılımını desteklediğini ifade eden açıklamalar yaptı. Keza Kırım'ı tanımamak konusunda da ısrarcı bir tavır sergiliyor Türkiye. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi de bu anlamda gerçekle örtüşüyor mu sizce? Ve aynı zamanda izlenilen bu siyasetler Rusya'yı da karşımıza almak anlamına gelmiyor mu? Şimdi yani Ukrayna'yla üçüncü bir ülke olarak ilişkileri sürdürmek, bunun bir zararı yok tabii. Bu sürdürülebilir. Ama bugün aslında ben şöyle bir örnek vererek başlayayım. Buyurun. Yani bugün Türkiye Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etse, Rusya Federasyonu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısa, dünyada hiçbir kaynak kullanılmadan bütün dengeler ABD ve NATO'nun saldırgan kesimin aleyhine, bu bölgede barış ve istikrarı kurmak isteyen ve ancak kurma yetisine sahip olan bütün bölge ülkelerinin de son derece lehine olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye açısından Doğu Akdeniz üstünden kendisine yöneltilen baskı ve tehditlere, muhtemel saldırılara karşı son derece önemli. Hakikaten yavru vatan, vatanın bir parçası olarak konulması gereken bir yer. Şimdi Kırım açısından bakıldığında, yani burada şöyle bir durum var aynı zamanda. Yani Kırım, Ukrayna'nın doğal olarak, hayatın doğal akışı içinde bir parçası değil. Sovyetler Birliği zamanında da daha önce Rusya'ya bağlı, Rusya Sosyalist Devleti'ne bağlı. Daha sonra Kruşçev zamanında idari bir kararla Ukrayna'ya bağlı hale geliyor. O da biraz Kruşçev'in Ukraynalı olmasından dolayı. Benzer durum Abazya için de söz konusu. Yani o açıdan burada yapılmış olan referandum bence, yani bunu ilhak olarak mı görmek lazım? Yoksa burada yapılmış olan, 2014'te Kırım'da yapılmış olan referandum, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayanların gerçekten arzusunu, istemini, bunu mu ifade ediyor? Ben ikincisinin olduğu kanısındayım. Evet. Zaten daha önce Ukrayna'ya bağlı olduğu dönemde bu Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde Ukraynalılar azınlıkta olduğu, Ruslar çoğunlukta, Türkler var. Onun için buraya biraz Ukrayna tarafından üvey evlat muamelesi yapıldığı da anlaşılıyor ve görülüyor. O açıdan bakıldığında yani bunu ilhak olarak, yani bir ülkenin toprak bütünlüğünü zedeleyen, karşı çıkılması gereken bir ilhak olarak mı görmek lazım? Yoksa bu Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin kendi kaderini, tayin hakkını kullanarak almış olduğu bir karar mı? Bence bunu da mutlaka gündemde bu açıdan tutmak gerekiyor. Evet, peki. Burada, buyurun, devam ediniz, buyurun. Yani şunu da şey yapayım, burada hakikaten dünya bir yeniden saflaşmanın sancılarını ve zorluklarını yaşıyor. Evet. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, onun için daha önce yani belli bir statüko vardı. O statüko 3 aşağı 5 yukarı, biraz aşağı inerek biraz yukarı çıkarak devam ediyordu. Yani o açıdan bugün
günümüzde bu sancıların yaşandığı, bu yeniden saflaşma sancılarının yaşandığı dönemde gerçekten geçmiş dönemde rastlanmamış olan yeni gelişmeler, yeni saflaşmalar, bunlar ortaya çıkıyor. Ve bunlar da belli bir ataletle, belli bir dirençle filan karşılaşıyor. Ama bence burada ölçüt olarak biz Türkiye'nin, bölgenin, bütün insanlığın çıkarına olacak adımların cesaretle atılmasının bugün hakikaten dünyanın emperyalist hegemonyadan, hegemonyayı ortadan kaldırmak için bugün bir imkana sahip. 20. yüzyılda şöyle bir durum vardı. Hegemonyaya karşı mücadele vardı yine. Ama hegemonyaya karşı mücadele edenler, 3. dünya, siyasi düzlemde güçlü olmasına karşın ekonomik bakımdan, hacim olarak, üretim bakımından, ekonomik bakımdan, askeri bakımdan, bilim teknoloji bakımından, o açılardan hakikaten geri bir konumdaydı. İlerlemek o felsefi ve geleceğe ait bir şeydi. Bugün dünyanın en büyük avantajı emperyalist sisteme hayatın her alanında alternatif oluşturan ve hızla gelişen bir Asya'nın, bir Avrasya'nın, bir ezilen ve gelişen dünyanın ortaya çıkmış olmasıdır. Bu gerçekten emperyalist hegemonyaya son vermeyi, hegemonya peşinde koşanları kendi ülkeleri içine geri dönmelerini sağlamayı, ki o kamp içinde de bu eğilimler ortaya çıkmış vaziyette. Yani o açıdan bugün Türkiye'nin izleyeceği siyaseti, bölgede izlenecek siyasetleri sadece Türkiye ve bölgeye getirecekleri açısından değil, bunların etkisinin bir çarpanla, büyük bir katsayıyla çarpılarak dünyadaki dengeleri etkileyeceği ve herkes açısından, Amerika açısından da, yani yeni maceralara girmekten caydırabilirsek Amerika'yı, bu Amerikan halkı için de faydalı bir şey olacaktır. Bütün dünya açısından faydalı olacak. Ben bu açıdan bu konuda cesur olmak, atak olmak, bunun önemli olduğunu ve sonucunun getirisinin yüksek olacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Koray. Sayın Sefa, siz Kırım'ı bir ilhak olarak mı değerlendiriyorsunuz, yoksa halkın kendi kaderini tayin ettiği karara saygı duyulması gerektiği kanaatinde misiniz? Nasıl bakıyorsunuz meseleye? Bir kere kesinlikle ilhak olarak düşünmüyorum. Önce bir tarihe bakalım. İşte 2013'lü yıllarda Avrupa Birliği'ne katılma konusunda Ukrayna'ya çıkan olaylar, halkın bir kısmı evet bir kısmı hayır derken, tartışmalar vesaire derken, Kırım bölgesinde Avrupa Birliği'ne katılmak isteyemeyenlerin bir bölümü Kırım bölgesi toparlandılar. Dolayısıyla Ukrayna'nın baskısına rağmen Kırım bölgesi, tabii Rusya'nın da desteğini alarak, Ukrayna'ya bir yerde başkaldırdı. Gelişen olaylar sonrasında Kırım'da halk oylaması yapıldı. Bu halk oylaması da, yani nüfusun büyük bölümü katıldı. 180 küsürü civarında katılım vardı. Ve büyük bir oranla da, ezici bir çoğunlukla Rusya'ya katılmayı istediler. Ya bundan demokrat daha ne olabilir? Oradaki halk, zaten nüfusun büyük bölümü Rus. %14 kadarı Tatar Türk'ü. Yine %5 kadar da diğer Türk kavimlerinden var. Ama nüfusun büyük bölümü Rus kökenli. Ve bunlar oylama sonuçta Rusya'yı tercih ettiler. Buna kalkıp da ilhak denilemez. O insanlar baktılar ki daha gelişmiş, daha güçlü bir ülke var. Biz bununla beraber olalım dediler ve orayı seçtiler. Dolayısıyla bunu, tabii ilhak hep bunlar Batı'nın şeyi. Ortalığı karıştırmak, kırıştırmak. Özellikle Amerika'nın Rusya'yı sıkıştırmak için ortaya attığı argümanlar. Tabii Sayın Hocam da buyurdukları gibi biz Kırım'ı tanıyalım. Arkasından birçok şey gelecek. Dünya dengeleri çok değişecek. Ama bu arada biz bunu yaparken
Yani Ukrayna'yı da yanımıza almaya çalışalım. Çünkü Ukrayna'yı eğer biz itersek Ukrayna bir şekilde NATO'nun kucağına düşer. Ha biz NATO'da bir tarafımız var vesaire. Hem Kırım'ı tanıyıp hem de Ukrayna'yı evet. yanımıza alacağız dediniz ya. Ukrayna şöyle nasıl şöyle yapacağız. Alacağız. Evet, şunu demek. Nasıl önerileriniz şöyle nedir? Yani. Nasıl siyasetler izlenmeli? Önerim şu. Yani Türkiye Ukrayna ile Rusya arasında bir arabulucu bir çalışması lazım. Türkiye Rusya ile Ukrayna'yı kavga değil. Gelin bakın. Karşımızda bir Amerika var, bir emperyalist var. Buradan sen de zarar çıkarsın. Özellikle Ukrayna'ya ikna etmesi lazım. Ukrayna'nın bir Amerikan basamağı, bir piyon olması bu bölgedeki barışı, huzuru bozacak bir ortam yaratmasına engel olması lazım. Bunun da yolu Kırım'ı düzeltiyorum. Ukrayna'yı düşerek değil, Ukrayna'yı ikna ederek olur. Ukrayna'nın buna ikna edilmesi lazım. Bu ancak bu şekilde gelişmelerle biz bölgede istikrarı tam sağlayabiliriz. Öbür taraftan işte Dankov bölgesi. Orada da tartışmalar sürüyor. Yani orada tartışmalar. Orada da bir takım işte 2004'ten sonra bir bağımsızlık oluştu. Özel bölge oluştu. Onlar işte Rusya'ya bağlama çalışması vesaire. Hala tartışmalar devam ediyor. Bütün bunlar hep beraber bölge izleyerek yine Türkiye aktif olursa çözülebilir düşüncesindeyim. Türkiye aktif olmazsa bırakırsa işte orada NATO ile beraber olursa, burada başkasıyla beraber olursa bunlar NATO'nun işine, Amerika'nın işine yarar, emperyalizmin işine yarar. Türkiye'nin daha aktif rol alması gerektiğini düşüncesindeyim. Zaten NATO'nun da ben geleceğinden pek umutlu değilim. Umutlu değilsiniz. Evet, neden? NATO'nun zaten geleceğinden pek umutlu değilim. Neden? Bakınız, şimdi NATO'nun en güvenilir müttefiği düne kadar Türkiye'ydi. Her yere Türk askeri koşuyordu. Her yere Türk askeri gönderiyorlardı. Bu en güvenilir müttefiğe karşı Amerika başta olmak üzere bir PKK belası yarattı başımıza. Büyük Ortadoğu projesiyle bizi parçalama bölme çabasına girdiler. Bütün Afrika'dan tut da işte Asya'ya kadar bölgedeki bu ülkelerin toprak bütünlüğünü vesairesini parçalamak, düzeni değiştirmek vesaire. Türkiye'de bu arada tabii payını alacaktı ama şimdi bu böyle bir çerçeveye giren Amerika Türkiye'yi yavaş yavaş kendinden uzaklaştırdı. En son işte hava savunma sistemi vermediler. Rusya'dan alınca da vay sen bunu aldın deyip ambargo koymaya kalktı vesaire. Yani Türkiye'nin NATO ile zaten ilişkileri giderek kopma aşamasına geldi. Şimdi Türkiye'nin kopması demek NATO'dan esas NATO'nun da kopması dağılması demektir. Hatta bakın Fransa bile NATO'dan ayrılma aşamasına gelmişti bir ara. Çok değil. 3 sene önce kadar Macron şunu söylemişti. Dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Evet. Sonra ne yaptılar? Fransa'ya sen bir sus bakalım dediler. Biz sana biraz mama vereceğiz. İşte bu Akdeniz'de doğalgaz var ya. Bu doğalgazla sana birazcık işletme payı vereceğiz. Biliyorsun o doğalgazı da özellikle Türkiye'nin menfaatlerine, Mavi Deniz'e saldırarak Yunanistan ve İsrail'in eline vermeye çalışıyorlar. Orada bunun yatakları. Dolayısıyla orada bir çalışma başlamıştı. Fransa'ya bir de Yunanistan'dan pay verdiler. Oraya işte uçak, Rafael uçakları sattı. Efendim şimdi gemi 13 tane fırkateyn veriyor vesaire. Yunanistan'a verdiği gemilerle vesaire Fransa birazcık sustu. Ha NATO'dan biraz bana bir şeyler geliyor dedi. Ama bir şey oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında Çin'e karşı İngiltere, Amerika ve Avustralya bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmayla daha önce Fransa'nın orada yapmış olduğu bir anlaşmayı çöp attılar. Fransa orada 59 milyar avroluk bir Avustralya ile anlaşma yapmıştı. Nükleer denizaltı üretim anlaşması. Dolayısıyla bu yeni yapılan anlaşmaya Fransa'ya dahil etmedi. Fransa'yı dışladılar. Fransa buradan 59 milyar avroluk bir zarar uğradı. Onun ötesinde büyük bir dışlanmışlığa uğradı. Dışlandı evet. Şu anda Fransa. Evet. Bu dışlanmışlık Fransa bunu hazmedecek mi bakalım ya da ne kadar hazmedebilecek? Bakın bunlar yavaş yavaş NATO'yu da sonunu getiriyor. Çok yakında ben bekliyorum Fransa ve Türkiye NATO konusunda bir yakınlaşmaya başlayacaklardır. Bir yakınlaşma olacaktır. Fransa, Türkiye
NATO'nun baş kaldıran, belki NATO'nun dağılmasının başlangıcı olacak bir yola gireceklerdir düşüncesindeyim. Peki. Çok dolayısıyla NATO'ya da fazla güvenmek lazım. Evet. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum İhsan Sefa, Sayın Sefa. Şimdi kısa bir aramız olacak sevgili izleyiciler. Aranın ardından konuşmaya, tartışmaya ve anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, haber merkezi tüm hızıyla devam ediyor. Neydi? Televizyonlarını ve bizi yeni izlemeye başlayan izleyicilerimize neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz söylemek bakımından tekrar etmek istiyorum. Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyoruz efendim. Amerika'nın Ukrayna desteğini, Türkiye'nin Ukrayna politikalarını ve bölge ülkelerine, Türkiye'ye yansımalarını konuşuyor, tartışıyoruz çok değerli konuklarımla. Devam edelim. Deniz Berktay'a sormak istiyorum efendim. Yeniden iyi akşamlar o halde hepinize teker teker. Sayın Berktay, hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla müttefik olmak mümkün mü? Saflaşmalara, cepheleşmeye baktığımızda, izlenen siyasetlere, kimin nerede durduğu ve nasıl siyasetler izlediğine baktığımızda sahiden bu mümkün mü acaba? Ben şöyle düşünüyorum. En azından ikisiyle de müttefik olmak mı ya da en azından şöyle söyleyebiliriz. İkisiyle de yakın ilişki, iyi ilişki kurmak mümkün mü derseniz bence mümkün. Nasıl sadece olabilir? Burada yani şöyle olabilir. Orada bazı hassas noktalar var. Onlara mesela, dikkat etmek şartıyla bu mümkün olabilir. Mesela biraz önce konuştuğumuz Kırım meselesi. Kırım konusunda Türkiye'nin bu zamana kadar yani izlediği politika genelde bu dengelere uygundu. Yani Türkiye bir taraftan Kırım'ın ilhakını tanımamıştı. Öbür taraftan ki ben de mesela bunun ilhak olduğunu şu nedenle düşünüyorum. Mesela orada Ukrayna yasaları böyle bir orada referandum düzenleme imkanını vermiyordu. O ayrı bir konu. Fakat mesela Türkiye bir taraftan Kırım'ın ilhakını tanımıyor. Fakat öbür taraftan Kırım konusunda yaptırımlara da katılmıyor. Dolayısıyla Rusya'yı da direkt karşısına alacak bir politika bu konuda izlemedi. Diğer taraftan Ukrayna'yla da tamamen ilişkilerinin kopmasına neden olacak bir politika izlemedi. O şekilde ikisiyle de dengeyi yürütüyor bu bir. Diğer taraftan Türk-Rus ilişkilerini zaten Türk-Rus ilişkilerine baktığımız zaman iki ülkenin ilişkilerini, iki ülkeyi birbirine yaklaştıran Türkiye ile Rusya'yı yani ortak çıkarlar, ne gibi ortak çıkarlar var derseniz bu zaten biliyorsunuz saatlerce süren bir konuşma konusu olur ve zaten diğer konuklar da bunu dile getirdiler. Türkiye ile Rusya'yı bir araya getiren çok sayıda ortak çıkar var. Diğer taraftan Türkiye ile Ukrayna'yı da birbirine yaklaştıran çok sayıda ortak çıkar söz konusu. Birbirlerini tamamlayan iki ülke oluşları önemli. Öbür taraftan Türkiye Ukrayna açısından büyük önem taşıyor. Neden? Çünkü Türkiye boğazlara sahip olduğu için Ukrayna'nın denizlere açılan yegane kapısı durumunda ya da Ukrayna'dan Orta Doğu'ya giden bütün yollar Türkiye üzerinden geçiyor. Bu da Türkiye'nin Ukrayna nezdinde ağırlığının artmasına neden olan bir olay. Ayrıca bu bölgeye baktığımız zaman Türkiye Rusya'dan sonra bölgedeki ikinci önemli askeri güç durumunda. Bu da tabii Türkiye'nin Ukrayna nezdinde ağırlığının artmasına neden olan bir olay. Böylelikle Türkiye bu şartlar altında batılı ülkeler gibi davranmadığı halde yani Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığı halde Ukrayna ile iyi ilişkileri sürdürebiliyor. Öbür taraftan bazı konularda da karşılıklı güven ilişkileri söz konusu. Böyle olunca Türkiye ile Ukrayna arasında bazı konularda görüş farklılığı olsa bile bunlar çok açık polemik konusu haline gelmiyor. Böyle olunca bu dengeleri gözeterek Türkiye iki ülkeyle de iyi ilişki sürdürebilir. Fakat öbür taraftan neler bence olmamalı derseniz tamamen Rusya'yı karşımıza alacak bir politika olmamalı. Dolayısıyla yani eğer öyle bir politika olursa mesela Kırım konusunda ilhak tanımamak ayrı bir şey. Fakat Rusya derhal buradan çekilmeli. Yoksa biz işte yaptırım uygularız gibi bir politika uygulanırsa bu Türkiye'ye zarar veren bir politika olur. Dengelerden kastettiğimiz bu. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Ukrayna'nın batı yanlısı olup olmaması konusuna gelecek olursak daha önceden yine orada katılımcılar bahsetmişti. Evet, Türkiye özellikle Ukrayna'nın denge siyaseti güttüğü dönem
kendisi açısından en ideal bir dönemdi. Çünkü Ukrayna'nın genel konumuna baktığımız zaman Doğu ile Batı arasında yer alan bir ülke durumunda. Ve o şartlar altında Ukrayna'nın biraz Doğu ile Batı arasında denge siyaseti kurması Ukrayna'nın konumunda olan bir ülke açısından en uygun olanı olurdu. 2014 yılında bütün bu dengeler alt üst oldu. Fakat şu anki durumda şunu söyleyelim. Ukrayna'nın şu anki yönetimi her ne kadar Batı ile iyi geçiniyor görüntüsü verse de aslında Batı ile ilişkiler bozulmuş durumda ve bunu kendileri de zaman zaman açıkça dile getiriyorlar. Çünkü mesela Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba geçtiğimiz ay Eylül ayında bir açıklama yaptı. Dedi ki biz artık Batı'nın vaatlerine inanmıyoruz. Ukrayna'nın İsrail gibi kendi gücüne dayanan bir ülke olması gerekir dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı bunu açık şekilde dile getirdi. Öbür taraftan daha önceden Ukrayna'da şöyle bir hava vardı. Yani bir taraftan Rusya ile çatışmaya giriyorlar. Öyle olunca da Rusya'nın düşmanını da yani Batı'yı da sanki böyle kendi öz kardeşleriymiş gibi görüyorlardı. Öyle bir yanılgı vardı. Türkiye'de de bundan yani eski yıllarda olan bir yanılgı ya da mesela Avrupa Birliği üyeliği. Sanki Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği hemen yarın öbür gün olacakmış gibi bir hava estiriliyordu. Halbuki Dmytro Kuleba yine geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bunun artık yakın bir gelecekte olmayacağını dile getirdi. Dolayısıyla Ukrayna'ya şu anda, şu anki Ukrayna yönetimine radikal batıcı bir yönetim diyemeyiz. Daha bundan 2 yıl önceki eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun yönetimi öyleydi. Şimdiki yönetim biraz daha farklı diyebiliriz. Diğer taraftan diğer katılımcıların söylediği bir noktaya katılıyorum. Buyurun. Türkiye çeşitli konularda Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olabilir. Zaten Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkilerinin olması da böyle bir imkanı veriyor. Bu da tabii Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını artıran bir etken olur diye düşünüyorum. Evet, Sayın Gazeteci Deniz Berktay, çok teşekkür ediyorum katılımınız için, görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Şimdi saat 9'a kadar Sayın Berktay katılabileceğini, aramızda olabileceğini ifade etmişti. Onu da belirtmek istiyorum. İkinci turda aramızda olmayacak kendisi. Evet sevgili izleyiciler, yönetmenim diyor ki şu an dünyada pek çok yerde programımızın izlendiğine dair görüntüler var. Onları paylaşmamı istedi benden. Ukrayna, Fransa, Avusturya, İsveç, Cezayir, İran, İngiltere ve Berlin'den izlenmekteyiz şu anda. İzlendiğimize dair görüntüler de şu anda ekranlarınızda. Bunu da paylaşmak istedim açıkçası. Yinelemekte fayda var. Ukrayna, Fransa, Avusturya, İsveç, Cezayir, İran, İngiltere ve Berlin'den izlenmekteyiz şu anda efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izleyen her ülkeye ve her insanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Evet görüntüler geldi ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Devam edelim. Güzel görüntüler eşliğinde devam edelim. Tabii bu bize yaptığımız işin sorumluluğunu ve ciddiyetini daha da çok gösteriyor ve daha da önemli işler ve doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Ulusal kanal olarak gurur duyuyoruz elbette. Devam edelim. Rusya-Ukrayna gerilimi, Amerika'nın Ukrayna'ya desteğini ve Türkiye'nin Ukrayna politikasını konuşmaya efendim. Acaba arkadaşlarıma sormak istiyorum. Sayın Hasan Cengiz birazdan katılacak. O halde Sayın Sencer İmer'e sormak istiyorum. Sayın İmer, az önce de Deniz Berktay'la ve Kurmay Albay İhsan Seffa ile konuştuğumuzda onlar bunun ifade ettiler ve böyle bir şeyin olabileceğini söylediler. Size göre hem Rusya ile hem Ukrayna ile müttefik olunur mu? Ya da başka bir deyişle daha yumuşatarak belki müttefik olmak belki biraz daha net ve keskin oldu ama aynı anda dengeli ilişkiler kurmak mümkün mü acaba efendim? Katılır mısınız? Ne dersiniz? Tabii mümkün. Ben de aynı kanaatteyim. Ancak şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ukrayna 2014 senesine gelinceye kadar, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra onun bir parçası olarak bir noktada aynen Baltık ülkeleri gibi, aynen Gürcistan gibi, aynen Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi bir durumdaydı. Ve Rusya ile ve Batı arasında dengeli bir politika gidiyordu. Sayın Berktay'ın da biraz önce ifade ettiği gibi. Bu esasen devam ettirilmesi gereken bir politikaydı.
Eğer böyle yapsaydı Ukrayna, o zaman herhalde ne Donbas krizi ne Kırım krizi olmayacaktı. Onu açık söylüyorum. Bir noktada Ukrayna'nın bu politikasını değiştirmesi, kurucu devrimler dolayısıyla değiştirmesi, aynen Gürcistan'da olduğu gibi nasıl bir sonuç doğurdu? Rusya'nın güvenini sarstı. Rusya dedi ki benim Karadeniz'de hayati çıkarım olan Karadeniz donanmam NATO'nun kontrolüne girecek ve ben bunu yapamam. O halde benim Kırım'ı muhakkak kurtarmam lazım, bağlamam lazım. Esas olay budur. Dolayısıyla bu olurken de ne olmuştur? Orada olan olay Kırım'daki ekseri nüfusun Rus kökenli olması ve onların da bu harekat içinde Rusya'yı desteklemeleri. Şunu unutmayalım ki Donbas'ta da durum aynıdır. Yani orayı da eğer Ukrayna devam ederse bu batıya yönelik olarak onların üssü olma veya onlarla işbirliği yapma aşırı boyutlara taşıyacak. NATO üyesi olma, Avrupa Birliği üyesi olma. Yani aynı Baltık ülkelerinin durumunda olmak isterse şayet o zaman Donbas'ı dahi kaybetmesi tehlikesi olabilir. Dolayısıyla Ukrayna'nın akıllı politikası Rusya ile Batı arasında denge kuracak 2014 öncesi politika olması gerekir. Gaza gelerek böyle işler yapmamak lazım. Nitekim Ukrayna'nın en önemli ticari partneri Rusya Federasyonu'dur. Ve orada en büyük yabancı yatırımcı Rusya Federasyonu'dur. Ve pek çok Ukraynalı Rusya'da çalışarak ülkelerine para göndermektedir. Bunları unutmayalım. Şimdi bir tanesi bu. Demek ki o bozulan dengenin sebebi 2014'te başlayan Batı-Doğu arasındaki dengeyi bozmaktır. Birincisi bu. Gürcistan'da da Saakashvili aynı şeyi yapmıştır. Ve işin enteresan tarafı aynı Saakashvili. Tekrar bu defa Ukrayna'ya gidip turuncu devrim esnasında orada da faaliyet göstermiştir. Bunu da unutmayalım. Şimdi tekrar Gürcistan'a geri gelip orada da yeniden eski faaliyetlerini devralmak istiyor. Şimdi Gürcistan'ın durumuna bakarsanız nasıl Türkiye Gürcistan ve Rusya ile işbirliği yapıyorsa aynı şekilde Ukrayna ve Rusya ile de yapabilir. Çünkü Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişki o derece gelişmiş durumdadır ki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, değil mi? Petrol boru hattı Azerbaycan'ın, gaz boru hattı hepsi oradan geçiyor. Demir yolu oradan geçiyor. Ermenistan üzerinden geçmiyor dikkat ederseniz. Demek ki örnek olarak Gürcistan'la Türkiye arasındaki ilişkinin Ukrayna ile de aynı şekilde yapılabileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla cevap bu şekilde verilmiştir buna. Buna ek olarak buyurun. Sayın Albayımızın söylediği şeye şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kuşatmak için yaptığı yeni bir pakt, AUKUS paktı, Avustralya, Büyük Britanya ve Amerika'nın yaptığı bu yeni paktta Haziran ayında Fransa ile imzalanmış olan 56 milyar dolar civarında olan denizaltı siparişi, klasik denizaltıdır bunlar, nükleer tahrikli denizaltı değildir. İptal 12 edin. Taneydi adedi de. Evet. Bu nükleer tahrikli denizaltı diye bir anda Amerika devreye girip İngiltere ile birlikte nükleer denizaltıya çevirerek 8 civarında 2040'a kadar, dikkat, 2040'a kadar. Avustralya belki çok zengin bir ham madde ülkesidir. Bir kıtadır. 8 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir kıtadır. Ama nüfusu çok azdır. 24 milyon nüfusu vardır. Dolayısıyla Avustralya teknolojik bakımdan geridir. Bu teknolojileri dışarıdan almak ister. Dolayısıyla bu nükleer denizaltı hikayesi Avustralya'ya cazip gelmiştir. Ama Avustralyalıları yanlış değerlendirmeyelim. Avustralyalılar egemenlik haklarına, hürriyetlerine çok bağlı insanlardır. Bu Çanakkale Savaşı sonucunda ortaya çıkmıştır. Kimsenin kolonisi olmak istemezler. Ne Doğu Asya'daki Çin Halk Cumhuriyeti'nin veya Japonya'nın bir kolonisi, onun egemenliği altında olan bir ülke, ne de Amerika'nın ve İngiltere'nin. Hatta bugün bir dominyon statüsünde olan Avustralya, bu açıdan bakıldığı zaman da genel vali orada bulunur. İngiliz kraliçesinin tayin ettiği cumhurbaşkanı yerine bir halk oylaması yapıldı. Cumhuriyet olması için %45'te kaldı. Yani halkın büyük bir kısmı Avustralya'nın bir dominyon değil bir cumhuriyet olmasından yanadır. Bunu unutmayalım lütfen. Bunun da altını çizdim. Ve burada Fransa şunu söyledi. Bizi arkadan bıçakladınız dedi.
Amerika'ya. Evet. Ve dedi ki aynen De Gaulle'un yaptığı gibi askeri ittifaktan çekilebiliriz dedi. Kim dedi? Macron dedi. Aynı şey Türkiye için de olabilir. Türkiye'nin çıkarları bu derece zedelenirse Türkiye'de aynen De Gaulle'un yaptığı gibi, Macron'un da şifahen ifade ettiği gibi NATO'nun askeri kanadından çekilmeyi söyleyebilir. Üsleri kapatmayı da söyleyebilir. Bu da iki. Üçüncü bir nokta daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli. O da şu. Bugünkü olaylara bakarak durum değerlendirmesi yapıyoruz. Veya geçmişe. Eksik bıraktığımız bir şey var. Nedir o? Bir sıçrama yapıp geleceğe gitsek. Yani şu anda ben zaman makinesiyle sizi 2050 senesine götürsem. Acaba nasıl bir dünya olacak dersiniz? Ben söyleyeyim size. Bu olacak dünyada Amerika başat güç olma özelliğini kaybetmiş olacak. Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın bir numaralı başat gücü olacak. Hindistan'ın ağırlığı artacak. O da Amerika'nın hemen arkasından geliyor. Önüne geçemese de arkasında yer alıyor. Avrupa'nın azalan nüfusu, yaşlanan nüfusu sebebiyle gücü azalmış olacak. Türk Cumhuriyetleri birleşerek, bugün Kasım ayında da toplantı yapılacak, bir Türk konseyi olacak. Rusya Federasyonu maalesef demografik olarak nüfusu azaldığı için, bu büyük toprakları korumada zorlandığı için Türkiye ile ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile işbirliği yapmak isteyecek. Hem de büyük çapta. Belki de böyle bir işbirliği bir konfederasyon olmasa da ona benzeyen bir birleşme şeklinde olacak. Bu durumda ne Yunanistan, ne Bulgaristan, ne Romanya hiçbir şekilde şimdiki mevcut statülerini korumayacaklar. Avrupa Birliği ile ilişkilerinden hiç memnun değiller. Yaşanamaz ülkeler haline gelmiş vaziyetteler. Onlar ittifakı bu tarafta arayacaklar. Buna Ukrayna'yı da dahil edebilirsiniz. Buna Kafkasları da dahil edebilirsiniz. Demek ki farklı bir dünya olacak. Demek ki biz dünyayı yalnızca bugüne bakarak veya geçmişe bakarak değerlendirirsek yanlış yaparız. Zaman makinesini çalıştırmak ve gelecekte olabilecek durumları göz önünde tutmak doğruyu anlamak açısından önemlidir. Burada Kırım meselesi de hiçbir şekilde önem taşımayan bir mesele haline dönüşecektir. Yani o zaman kimse Kırım'ın tanınıp tanınmamasını tartışmayacaktır. Kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınıp tanınmayacağını tartışmayacaktır. Ermenistan bu altılı platform veya o barış düzeni içinde varlığını sürdürmek isteyecektir. Yani şu anki meseleler o tarihte olmayacaktır. Evet. Demek ki olayları değerlendirirken yalnızca geçmişe ve şu ana bakarak değerlendirdiğiniz zaman açmaza girersiniz. Bu açmazdan çıkmanın yolu nedir? İleriye bir projeksiyon yaparak gerçekçi bir projeksiyon yapmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü de buradadır. Onun için Mustafa Kemal'in öngörüleri geçerlidir ve doğrudur. Çünkü önemli bir zaman makinesi çalıştırması hep yapmıştır. Evet, peki. Sayın İmer, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hasan Cengiz, Avrasya Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hasan Cengiz aramızdalar efendim şu dakika itibarıyla. Biliyorum yoğunsunuz, işlerinizden de alıkoymak istemediğimiz için size hemen sualimi yöneltip uğurlayalım istiyorum. Çünkü isteğiniz ve dileğiniz o yönde, beklentiniz. Sayın Cengiz, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yaptığı destek malum ortada. Ve Rusya'nın bu durumdan çok rahatsız olduğunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Türkiye'yi tehdit eder boyutta bu yapılan anlaşmalar, görüşmeler, Amerika'nın desteği, hem askeri ve hem siyasi desteği. Dediğim gibi Rusya da bu durumdan çok rahatsız, ama bu sadece tabii bir Ukrayna-Rusya krizinden öte, size göre de acaba Türkiye'yi kuşatma projesinin bir parçası mı? Dolayısıyla da bölge ülkelerini. Evet. Teşekkürler Memra Hanım. Tabii şimdi Ukrayna'nın yanlış politikaları bu sonuca getirdi. Yani Amerikan donanması tek girmediği deniz Karadeniz. Bu da bizi güvenlik açısından da bizim için de çok önemli. Amerika Türkiye'yi kuşatma aşamasında gelmiş ve her yeri hizmet halinde. İşte Afganistan'da Amerika hizmet halinde. Karabağ'da, Suriye'de hep kaybetti. Ve biz Türkiye olarak yine büyük bir yanlış yaptık. Amerika'nın politikalarına, Kırım'ı politikalarına iş yaptık. Kırım'ı biraz zamana bırakmak lazım. Sence Hocam dediği gibi.
50 yıl sonra, 40 yıl sonra bu konular gündemde olmayacak. Kuzey Kıbrıs'ın tanınması gündemde olmayacak. Dünya Avrasya'ya kayıyor. Böyle bir dönemde dikkatli olmak lazım. Aynı görüşteyim hocalarımızla birlikte hocam. Evet. Şimdi Türkiye'nin NATO üslerinden tehdit edildiğini söylüyoruz, hep ifade ediyoruz. NATO üslerinden gelen tehditlerle karşı karşıya. Ama baktığımızda Türkiye'nin izlediği politikaları işte Ukrayna'nın NATO'ya katılımını destekliyor. Kırım'ı tanımama konusunda ısrarcı bir politika içerisinde Türkiye. Dolayısıyla sualim şu. Türkiye'nin, bugün Türkiye'yi yöneten iktidarın Ukrayna'nın NATO'ya katılımını desteklemesi yeni bir üs. Dolayısıyla da yeni bir tehdit anlamına gelmiyor mu? Yani iktidarın, Türkiye'yi yönetenlerin 2014 sonrası girdiği rotayla çelişen bir siyaset değil mi sizce? Evet, çelişen bir siyaset. Yani bugün biliyorsunuz 10 ülkeye istenmeyen büyük ülkelere ilan edildi. Yine aynı ülkede Amerika'da var. Evet. Soros diye bir grup. Bugün Sorusçular, Soros'u destekleyenler, Amerika'yı destekleyen gruplar Kırım'ın destekliyor. Yani Türkiye politikaları burada tez, çelişki ve duygu siyaseti yapmaktadır. Yani duygu siyasetinden geçip daha real politikalara dönmeliyiz. Aynı hatayı Orta Doğu'da yaptık, Suriye'de de yaptık. Tamamen çelişki ama doğruya geleceğiz yakında. Evet. Çünkü buyurun Sayın Cengiz. Doğru birdir. Kırım'ın bu konusunda Amerika'nın ve diğer Türkiye karşıtı ülkelerin politikalarına tezat politikalar yapmalıyız. Yani burada biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla müttefik olunur mu? Size de sorayım bu soruyu. Benim? Hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla müttefik olmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. İlişkilerimiz, çünkü Ukrayna'da da birçok eskiye dayanan ilişkilerimiz var. Ama Ukrayna halkının da arabulucu olabilir. Semih Hocam da söylemişti. Ukrayna ile ilgili bir arabulucuk yapabiliriz. Yani Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi çözmek için Türkiye burada faktör olabilir. Ukrayna'da büyük bir yanlıştan da döndürmeliyiz. Yani yanlış yönde, çünkü NATO geçten geleceği yok. Geleceği olmayan bir rotaya gidiyor ve Ukrayna halkı da sıkıntı yaşayacak. Yani bölge kaosa dönüşecek. Evet, bunun için Türkiye neler yapmalı, nasıl siyasetler izlemeli size göre? Biraz daha açar mısınız? Bir kere sempatik kanallarımızı devreye sokmalıyız. Yani Kırım Tatar Türkleriyle ilişkilerimizi yapabiliriz. Yani ziyaretlerimizi sık sık yapabiliriz. Oradaki sempatik kanallarını devreye sokabiliriz. Orada 350 bin soydaşımız var, Tatar kardeşlerimiz var. Onların sorunlarıyla da ilgilenebiliriz, sıkıntılarını çözebiliriz. Örneğin ben bir Kırım ziyareti yapmıştım, biliyorsunuz. Kırım ziyaretinde cami temel atma törenine katılmıştım 2016'da. Ve oradaki Tatarların hayatlarını yakından izledim, yakından gördüm. İbadet özgürlüklerini gördük, ana dildeki eğitimlerini gördük, sosyal haklarını gördük. Yani tabii sorunlu kişiler de var. Onlar da Ukrayna tarafına geçtikleri için baskı altında olduğuna dair iddialar da var. Biz kanalları tekrardan devreye sokup ilişkilerimizi bu boyutta şey yapabiliriz. Ukrayna'da ilişkilerimiz bizim için de önemli. Çünkü Ukrayna halkıyla bizim ciddi ilişkilerimiz var, devletiyle de şeylerimiz, ama Ukrayna yanlış politikalara doğru gidiyor. Yani kendi sorunlu tarafa çıkıyor. Evet. Peki. Çok teşekkür. Bitirdiniz mi Sayın Cengiz? Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Eklemek istedikleriniz var mı? Bölmedim umarım. Yok, rica ederim. Yani peki. Hocalarımıza iyi akşamlar. Evet. Teşekkür ederim. Avrasya Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hasan Cengiz, çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için, katıldığınız için sizi uğurlayalım böylelikle. Devam edelim sevgili izleyiciler. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray'a dönmek istiyorum. Sayın Koray, yeniden iyi akşamlar diyelim size. Evet, şimdi sualim şu olacak efendim. Günümüze, bugüne, bugünün koşullarına baktığımızda denizlerdeki savunmanın, stratejinin,
izlenen siyasetlerin çok daha önemli olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Aslında baktığımızda bütüncül strateji diye ifade ettiniz ya az önce. Bugün Doğu Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de yaşanan neyse Karadeniz'de de Ege'de de yaşanan aynı sorun aslında. Tehditlerin nereden geldiği belli diyorsunuz. Dolayısıyla kararlı bir duruş, bütüncül bir stratejinin altını çiziyorsunuz. Ancak böyle tehditlere karşı ve emperyalizme karşı, gelen saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilenir diyorsunuz. Az önce azıcık da olsa değindik belki ama ben biraz daha bunun üzerinde durmak istiyorum çünkü önemli. Türkiye'li şu anda size göre gerçekten bütüncül bir strateji izleyebiliyor mu efendim? Yani Türkiye'nin şu anda izlediği strateji maalesef bütüncül bir strateji değil. Ama bu konuya gelmeden önce bu Sencer hocamızın söylediği şey, şu anda izlenmesi gereken stratejinin dayanması gereken esasları da tabii, onu da ilgilendirdiği için tabii. Yani kuşkusuz ileriye bir projeksiyon yapalım ama zaten bugünün siyasetlerini biz o geleceği yaratmak için ve o geleceğin kurulmasını en az hasarla, insanlığın en pürüzsüz biçimde o geleceğe ulaşmasını mümkün kılmak için hani siyasetleri. Yani Türkiye bugün bu baskı ve tehditlerle hasar görür şu olur. Türkiye bağımsızlığını kaybetmez. Türkiye başına ne gelirse gelsin er ya da geç yeniden bağımsızlığını, özgürlüğünü kazanır. Ama Türkiye'nin bunu gerçekten mümkün olduğu kadar az zarar görerek, insanlığın bunu mümkün olduğu kadar az zarar görerek gerçekleştirmesi, esas hani doğru strateji, doğru siyasetler aslında bunun için gerekli. Bugün Türkiye'nin hakikaten en büyük açmazı çıkmazı şu anda dış siyasette, siyasetin böyle bir bütüncüllükten yoksun olması. Şu mümkün değil. Bu Ukrayna, bununla da Ukrayna ve Rusya birlikte, biz Rusya'yla evet, stratejik müttefik Sayın olmalıyız. Koray, Sayın Koray, çok özür dileyerek bölüyorum ama mecbur kaldım. Çünkü sanıyorum uzaktan bağlantınızdaki görüntünüzde bir sıkıntı var. Dolayısıyla sadece şu an sesiniz gitmekte. Dilerseniz burada bir virgül koyalım sizin görüntü sorununuzu çözene değin. Ben İhsan Sefa'yla devam etmek mecburiyetindeyim. Çok özür dileyerek arkadaşlarımız düzeltecekler. Sonra yeniden sözü size vereceğim. Sayın Sefa, size sormak istiyorum. Aynı soruyu size de yönelteyim o halde. Türkiye size göre bugün, az önce de ifade ettim aslında, Mavi Vatan savunmasına baktığınızda bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan sorun neyse Karadeniz'de de o, Ege'de de o. Dolayısıyla Türkiye aslında bu anlamda size göre bütüncül bir strateji, siyaset izleyebiliyor mu? Ya da başka bir deyişle tutarlı ve dengeli bir politika yürütebiliyor mu efendim? Evet, maalesef. Ben de hocama katılıyorum. Sayın Semih Hocam da söylediler. Aynı şekilde Türkiye maalesef bütüncül bir siyaset izleyemiyor. Şimdi görev yaptığım dönemlerde biz tehdit belirlerdik asker olarak. Bu tehdit dokümanında milli askeri stratejik konseptler hazırlanırdı. Tehditin başına o zamanlar işte iltica konurdu, işte İran konurdu, Yunanistan konurdu. Bu değişirdi güne göre. Bugün aynı planları, aynı çalışma yapsak tehditin başına ben NATO'yu koyarım. Türkiye'nin şu anda en büyük tehdit NATO'dur. Onun türevleri Amerika ve diğerleridir şu anda. Şimdi biz tehditimiz Batı, yani NATO, Amerika, işte Fransa, İngiltere vesaire. Tehditin nereden geldiği belli diyorsunuz. Çok net. Belli. Evet. Ama biz kalkıyoruz, hala onların yanında kalabilmek için uğraşıyor. Ve onların yanında kalacağız derken de aynı tehditte maruz kalmış diğer ülkeleri de karşımıza almıyoruz ama güvenlerini tam sağlayamıyoruz.
İşte Rusya, İran bize tam güvenemiyorlar. Çünkü bir öyleyiz, bir böyleyiz. Yani bütün dünya politik edilsek, tam duruşumuzu koysak ortaya, ben inanıyorum ki yeniden Saadet Paktı'nı kuracağız. Zaten oluşumlar başladı biliyorsunuz. Altılı platform vesaire. Belki bu 8-9 olacaktır Kıbrıs'ta kapılarak. Evet. Yetki itibariyle bütün bunların temeli geliyor. Yine tam hocamızla buyurduk, bütüncül bir politikaya. Yani net, tavrı belli, duruşu belli bir politikaya. Sıkıntımız burada. Düşmanımız karşımızda ama biz düşmanımızın düşmanıyla beraber olmuyoruz. Hala düşmanla oluyoruz. Bizim düşmanla değil de düşmanın düşmanıyla, yani NATO'nun düşmanlık yaptıklarıyla beraber olmamız lazım. Amerika'nın düşmanlık yaptıklarıyla beraber olmamız lazım. Onlarla ortak politikalar, savunma işbirliği oluşmamız lazım. Sıkıntımız burada. Yani daha da açabiliriz. Tabii, buyurun. Devam edebilirsiniz. Şimdi Soçi'de Aslan süreçlerinde geliyoruz. Suriye'de Rusya ile beraber oluyoruz. Ama bu da, bir de bakıyorsun ki kimi destekliyoruz? Amerika'nın desteklediği Özsu'yu destekliyoruz. Suriye devletini yıkalım diye. Tamam, 2011'leri bir hata yaptınız. Bu Bob eş başkanından dönüş yapıldı. Tamam, kabul. Ama şu anda hala sanki Bob eş başkanıymışız gibi Amerika'nın desteklediği Özgür Suriye'sini destekliyoruz. Kime karşı? Suriye'ye karşı. Yani Suriye'nin düşmanıyla beraberiz. Suriye bir taraftan PKK'ya karşı savaş açıyor. PKK'yı ve diğer terör gruplarını ülkesinden atmak için uğraşıyor. Biz de buradan hem PKK'yla çatışıyoruz hem de Suriye'de müttefik olmamız gerekirken müttefik olamıyoruz bir türlü, bir araya gelemiyor. Dış politikada çok hissilik var. Dış politikada hissiyat olmaz. Dış politika ülkenin menfaati esastır. Ülkenin menfaati değilse o gün uygulur. Bugün benim dostumdur, yarın olmayabilir. Ülkenin menfaati değilse yarın odur. Yani devlet aklıyla değil, duygularla mı yönetiliyoruz demek istediniz? Aynen. İşte, hissiyat diyorum, duygularla yönetiyoruz maalesef. Ondan bir türlü vazgeçemiyoruz. Öbür tarafta yine Rusya ile, işte Suriye'de anlaşıyoruz, Soçi vesaire diyoruz. Anlaşmayla beraber harekatlar yapıyoruz. Ama dönüyoruz bu defa Rusya'nın ya düşmanına giden NATO ile Ukrayna konusunda ve Kırım konusunda ters düşüyoruz. Akdeniz'de ters düşüyoruz. Karadeniz'de. Oysa bizim tam bir müttefikliğimiz olabilse, tam bir bütüncül politikamız olsa biz Rusya ile Akdeniz'de beraber oluruz. Evet. Bakın Rusya'ya da bizim Akdeniz'deki menfaatlerimiz için tek başımıza yetmiyoruz. Müttefiklere ihtiyacımız var. Bu müttefiklerin başında yine Rusya gelir, bölge ülkeleri gelir. Bütün bunlar gene dönüyor, dolaşıyor. Dış politikadaki yalpalamalardan kaynaklanıyor. Evet. Bizim ne yapıp artık yeter deyip dış politikada bir dik duruş ve bütüncül bir dış politika izleme zamanımız gelmiştir, geçiyordu. Türkiye'nin menfaatleri bunu gerektiriyor. Evet. Peki. Evet, teşekkür ederim. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Sencer İmer'e sormak istiyorum. Size göre de bütüncü bir strateji izleniyor mu bugün dış politikada efendim? Sayın İhsan Sefa'nın da dediği gibi Türkiye devlet aklıyla değil, ne yazık ki duygularla yönetiliyor dedi. Katılır mısınız? Efendim, Türkiye kendi çıkarlarını merkez yapacak şekilde ve uzun vadeli dünyada oluşabilecek dengeleri de dikkate alarak bir politika izlemek zorundadır. Bu her ülkenin yapması gereken şeydir. Türkiye bunu yaparken eskiden bağlandığı bir takım ittifak ilişkilerini kayıtsız şartsız her an geçerli sayıyor. Halbuki biraz önce İhsan Albay'ın doğru olarak ifade ettiği gibi bu dinamik bir şeydir. Tehditler zamanla değişir, ortaklar zamanla değişir, şartlar zamanla değişir. Değişen şartlara uygun davranışlar sergilemek mecburiyeti vardır. Bu bütüncül kelimesiyle ifade edilemez. Dinamik değişen şartlara uyum sağlayan bir esnek politika olması gerekir. Ancak bir çizgi olması lazım. Bu çizgi karşı tarafa da güven vermesi lazım.
sizin ortaklarınız ve düşmanlarınız kim olursa olsun size güvenmezlerse, bu adamın ne yapacağı belli değil diye düşünürlerse, bu sizin lehinize olan bir durum olmaz. Ve siz o zaman bir ittifaktan da bahsedemezsiniz. Çünkü belki bir ittifak olabilir ama gerçekte bu ittifak değildir. Çünkü güven yoktur. Güven ancak verilen sözlerin yapılması, yapılan şeylerin de sözlere uygun olmasıyla olur. Bu bugün böyle, yarın başka türlü değiştirilirse, bu esnek politikada bu gayet tabii dikkate alınmalı ama ondan sonra da bir süreklilik olması lazım. Siz bu sürekliliği yerine getirmediğiniz takdirde yanlış yaparsınız. Şimdi burada duygusal davranış dediğimiz, yani aklı kullanmadan yapılan davranışları kastediyoruz burada. Bunlar var. Doğru. Ve bu hatalar yüzünden zaten Suriye'de biz bu duruma düştük. Yani biz bir noktada Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin, yani NATO müttefiklerimizin bizim verdikleri gaza gelerek Suriye'nin iç politikasına müdahale ettik. Bu esasen yanlıştı. Baştan itibaren yanlıştı. Yani askerlikte gene İhsan Albay'ım daha iyi bilir. Stratejide yapılan bir hata efendim taktikle düzeltilemez. Yani aynen. Siz stratejik bir hata yaptınız orada. Ondan sonra bunu düzelteceğim diye göç hareketleri başlayınca, Türkiye'nin sınır bütünlüğü bozulunca, sosyal yapısı bozulunca mecburen ne yaptınız? Bu FETÖ'cü kalkışmadan sonra kendinize geldiniz ve Afrin Harekatı'nı, Barış Kalkanı Harekatı'nı, Barış Harekatı'nı değil mi, bunları yaptınız. Orada bir terör devletinin oluşmasını engellemeye çalıştınız. Tamam, güzel. İdlib ve bütün o teröristler toplandı, oradalar. HTŞ'ciler, efendim aşırı dinciler, hepsi orada. Şimdi tabii Suriye devleti kendi topraklarının büyük bir kısmını kurtarmış. Orayı da kurtarmak istiyor. Öbür taraftan PKK-PYD ile de mücadele edecek ve onu bir sıraya koymuş kendine göre. Önce onu halletmek istiyor. Şimdi bu esnada biz orada efendim gözlem noktaları kurduk. Sebebi de çok açık. Aman oradan bir göç Türkiye'ye gelmesin. Aman oradan yeni bir terör faaliyeti Türkiye'ye ulaşmasın. Tamam da siz bunu halletmek için yalnız Türkiye'nin gücüne mi güveneceksiniz? Yoksa bu ülkenin sahibi olan Suriye hükümetiyle de işbirliği yapacak mısınız? Niye yapmıyorsunuz bunu? Çünkü başında yaptığınız hatadan hala tam dönemiyorsunuz da onun için. Olmaz. Döneceksiniz. Mısır'la da yaptınız aynı hatayı. Mısır'ın iç işlerine müdahale ettiniz. Efendim orada efendim Sisi gelmiş. Tamam. Askeri darbe olmuş. Doğrudur. Olmamalıydı. Ama olmuş. Siz oranın iç işlerini değiştirecek bir güce sahip misiniz? Dünya gücü müsünüz siz? Değilsiniz. O halde neyseniz ona göre davranacaksınız. Gücünüz nispetinde siz politika yapabilirsiniz. Ekonomik gücünüz, askeri gücünüz. 700 milyar dolarlık bir ekonomisiniz. Bu şekilde orada burada her cephede çarpışarak Osmanlı'nın içine düştüğü durum gibi tehlikeye mi girmek istiyorsunuz? Bu akılcı bir şey midir? Dünya sizden mi soruluyor? Öyle şey olur mu? Yani şimdi efendim biz geçmişte şöyleydik. Tamam, geçmişte öyleydik. Bugün değiliz. Önce bir güçlenelim bakalım. Ekonomimizi güçlendirelim, kendimizi güçlendirelim. Değil mi? Şimdi işte dışarısı da bunu kullanıyor Türkiye'ye karşı. Dedim ekonomiyi ya biraz nasıl önce, güçlendireceğiz? Neler yapmalıyız? Biraz önce onu söyledim. Bakın evet. Biraz önce onu söyledim. Neoliberal politikalar Türkiye'de devleti bütün dünyada olduğu gibi işletmecilikten iterek Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını engelledi. Halbuki karma ekonomi olması gerekiyordu. Özel sektörün yapamadığı yatırımları devlet yapmalıydı. Devlet özel sektörü yabancı sermaye girişimi yapmalıydı. Atatürk'ün uyguladığı politika buydu. Onun için Türkiye 1923-38 arasında tarihindeki en hızlı büyümeyi yaşamıştır. %8.3 büyümüştür Türkiye. Bakın eğer Türkiye Atatürk döneminde 15 sene üst üste %8.3 gibi büyüdüğü şeyi devam ettirseydi bugüne kadar. Evet. Ben hesapladım. Ne oldu? Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye şu anda dünyanın 6. büyük ekonomisi, yani Büyük Britanya'nın durumunda olacaktı. Evet. Ama nerede Türkiye? 20. sıradan 21'e düştük. Yani bunu da görelim yani. Demek ki o zaman biz yanlış ekonomi politikaları uyguladık. Çin Halk Cumhuriyeti Atatürk'ün o politikalarını uygulamıştır. Karma ekonomi. Yani özel sektör, yabancı sermaye ve devlet girişimi gerektiğinde karıştırılarak bu gerçekleştirilmiştir. Siz bunu yapmadınız. Özelleştirdiniz, her şeyi birilerine verdiniz. Bir de yolsuzluklar vesaireler de bu arada oldu. Ve bunun sonucunda bu borç batağına girdiniz.
bundan çıkmanız lazım. Tekrar yeniden bu politikayı düzeltmeniz gerekiyor. Gücünüz olmadığı takdirde dışarıda da başarılı olamazsınız. Askeri olarak da olamazsınız. Çünkü her savaş, her mücadele para gerektirir. Bu Rusya için de geçerli. Rusya'yı da onun için Amerika mahsus bu cephelerde yorup onu Ukrayna'sında, Gürcistan'ında, efendim daha güneyinde, her yerde mümkün olduğu kadar içeriden çökertmeye çalışıyor. Uygulanan politika bu. Dolayısıyla aklımızı başımıza toplamamız lazım. İç ekonomiyi güçlendirmek, iç cepheyi güçlendirmek bu bakımdan hayati önem taşımaktadır. Peki. Demek ki gücünüz politikayı, gücünüz dış politikayı da, askeri politikayı da gücünüz nispetinde yaparsınız. Gücünüz yoksa yapamazsınız. Lojistik olmadan, silah olmadan, para olmadan bu iş olmaz. O zaman onların eline düşersiniz. Şu anda olan da bu zaten. Bunu kullanmaya çalışıyorlar. Biraz önce, bir an önce bundan çıkmamız lazım. Bir an önce. Peki Sayın Sencerimer, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir aramız olacak sevgili izleyiciler. Ardından haber merkezi kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Haber merkezi devam ediyor sevgili izleyiciler. Kaldığı yerden, evet, Rusya-Ukrayna gerilimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya desteğini, Türkiye'nin Ukrayna politikalarını konuştuk konuklarımızla şu saate kadar. Çok bağımsız bir konu değil ama Türkiye'nin Türkiye'ye gelen tehditler anlamında ve bütüncül strateji bakımından konuşup anlamaya çalıştığımız için. Şimdi de Yunanistan'a yapılan yığına bir konuşmak istiyorum açıkçası. İhsan Sefa ile devam etmek istiyorum. Sayın Sefa, şimdi Amerika Ukrayna'ya bir taraftan askeri ve siyasi desteğini yaparken işte bir taraftan da Yunanistan'ı silahlandırıyor ve son geldiğimiz noktada Dede Ağaç'a yaptığı yığınak gündemde. Dolayısıyla bu da tehditlerin nereden geldiğini saptamak bakımında ve o bütüncül stratejiye dahil olması bakımından da sormak istiyorum. Amerika Ukrayna'yı ve Rusya'yı kendi çıkarları için, Ukrayna'yı ve Yunanistan'ı, çok özür diliyorum, kendi çıkarları için kullanıyor mu? Böyle söyleyebilir miyiz acaba? Evet, kullanıyor. Ben biraz şuna değinmek istiyorum. Evet. Yunanistan'a neden bu kadar yığınak yapmaya başladı? İşte 5 sene önce böyle bir şey yoktu. Ya da 4 sene önce böyle neden bir şey yoktu. Neden yapmaya başladı efendim? Neden yapmaya başladı? Yine bakın, Türkiye'yi kuşatma planının bir, evet, parçası mı bu da? Bunun birkaç parçası, birkaç nedeni var. Evet. Birincisi Suriye'de sen hareket yaparsın böyle. Benim orada ikinci İsrail'i kurmama engel olursun. Ben de sana karşı burada bir kuşatma hareketi başlatırım. Bir diğer esas neden? Akdeniz'de bulunan doğal gaz yataklarını istiyor ki Amerika, Yunanistan ve İsrail işletsinler. Çünkü bu iki ülke Amerika'nın kontrol altındadır. Onun elin altında ülkelerdir. Onun kontrolü dışına çıkamazlar. Ondan işleteceği doğal gazı varsın Türkiye'nin hakkı kesin, hiç önemli değil onun için. Türkiye'si çıkarmasın. Türkiye'nin hakkını tecavüz edilsin. Türkiye'nin mavi vatanına girilsin. Ama bu yeter ki doğal gazı Yunanistan ve İsrail işletsin. Çünkü bu Yunanistan ve İsrail işletici doğal gaz Avrupa'ya aktarılacak. Dolayısıyla Rusya'nın Avrupa üzerindeki gaz hakimiyeti kesilecek. Rusya'nın ekonomik yönden boğazı sıkılacak. Hedef bu. Tabi Türkiye'de bunlar müsaade etmiyor. Doğu Akdeniz'de ben de varım diyor. Benim hakkım ve menfaatim diyor. İşte Libya'yla anlaşma yapıyor. Münasır ekonomik bölge anlaşması. Arkasında Libya'yla askeri anlaşma yaptık. Libya'nın mevcut hükümetini, oradaki Hafter kuşlarına karşı, yani Amerikan destek ve terör güçlerine karşı kuruyoruz. Öbür tarafta işte PKK'yı vuruyoruz. Bütün bunlar tabii Amerika'yı Türkiye'ye getirmek için yaptığı girişimler neticesi. Ne yapıyor? İşte Yunanistan'a yığınak yapıyor vesaire. Ama evet, şunu söylüyorum bakın. Yunanistan'a ne kadar yığınak yaparsa yapsın, bu işten Yunanistan zararı çıkar. Bir. İkincisi, Yunanistan'la Türkiye
asla ve asla savaşamaz, savaştırmazlar. Amerika'ya fazla güvenmesin mi diyorsunuz? Yunanistan Amerika'ya güvenmez. Yunanistan Amerika kullanır, sıkışınca bırakır kenara. Evet. Amerika, işte en son daha iki sene önce Barzani örneği. Barzani de Amerika demedi mi? Sen bağımsızlığını ilan et diye. Amerika bağımsızlığını ilan et, ben sana destek veririm diye. Barzani de bağımsızlığını ilan etti. Arkasından İran, Türkiye, Suriye, Rusya beraber olduk. Barzani üzerine Irak kuvvetleri yürüyünce Barzani geri kaçtı. Ersin Amerika açıklama yapıyor. İran iç işlerinde biz karışamayız diye. Yani sendin hani onlara şey diyen, bağımsız yine ben sana destek veriyorum diyen. Amerika böyle bir ülkedir. Biraz zor gördün mü? Kaçar, piyonlarını kullanır. Bunun izlesinde zaten Yunanistan'a Türkiye'nin bir savaşa girişmesi demek Yunanistan'ın intiharı olur. Bu bir. İkincisi, böyle bir savaş zaten müsaade etmezler. Yani böyle bir çalışmanın başlaması demek NATO'nun bitmesi demektir. Peki Yunanistan bugün, bunu hesap edemiyor ve göremiyor mu efendim? Bence görüyorlar. Onlar da tribünler oynuyorlar. Görmemesi mümkün değil, görüyorlar. Onlar da tribün oynuyorlar. Yaptıkları anlaşmalar zaten kendi aleyhlerine anlaşmalar. İşte geçen gün muhalefet lideri açıkladı. Dedi ki bu anlaşma dedi bizim Yunan askerini Shell bölgesinde, yani Fransa'nın Shell bölgesinde kullanmasına izin veren bir anlaşma dedi. Shell bölgesi neresi? Afrika'nın ortasında, işte Nijerya, Çad vesaire 8 ülkenin olduğu bir yer. O bölge zaten Fransız kontrolünde, sömürgesi değil ama kontrolünde artık oralar. Oraya karşı, oradaki yönetimlere karşı oradaki halkın bir isyanı var zaman zaman. Fransa bunu engellemeye çalışıyor, durdurmaya çalışıyor. Orada bir Fransız güçlerini kullanıyor. Şimdi ne yapacak? Yunanistan güçlerini de kullanacak orada. Yunan askerini de kullanacak orada. Yunanlar bu anlaşmaya biz karşı dedi muhalefeti. Yani yaptık anlaşma nereye vardı da bilmiyorlar. Ama evet, şu var ki Yunanistan'a Türkiye'yi çatışmaları mümkün değil. Bütün bu Amerikanların yaptığı yığınak vesaire öncelikle Türkiye'yi tırstırmak, korkutmak. Türkiye'nin bundan korkmayacağını, tırstırmayacağını onların çok iyi bilmesi lazım. Demek ki daha öğrenmesi gereken çok dersler var. Öbür taraftan da işte Rusya'yı ikinci olarak Rusya'ya sıkıştırmak. Yani Rusya'nın işte Boğaz'dan geçecek, Akdeniz olacak gemilerin önünü oradan kesmek gibi. Bunun evet, dışında ben bunlar çok da korkacak, tırsacak bir şey olarak görmüyorum. İsterse Amerika, bütün Amerika'yı yığsın oraya. Sonuçta Yunanistan Türkiye'yi kapıştırmalar demek NATO'nun bitmesi demektir. Amerika NATO'yu bitirmemek için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bitirmez. Çünkü NATO Amerika'nın yasal terör gücüdür. Yasal evet, terör gücüdür. Bakın bunu iyi altını çizerek söylüyorum. Yasal terör gücüdür. Terördür ama bir de terörü bir yasal olarak kullanırsın. Dünyaya karşı yasalmış gibi gösterirsin. İşte Amerika nerede bir şey var? NATO'yu öne sürüp kendisi geri planda kalıp terör gücünü kullanıyor. Dolayısıyla Amerika NATO'nun çökmesi, bitmesini istemez. İstemeyecektir. Bunun için de Yunanistan'a Türkiye'yi kapıştırmaz. Böyle bir savaşa müsaade etmez. Evet. Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Geçtiğimiz günlerde NATO'ya ilişkin sert ifadeler kullandı ve esas planın Kuşak Yol Projesi ve Türk Akımı Projesi'ni önlemek olduğunu ifade etti. Katılır mısınız? Tabii katılıyorum. Onları unuttum ben söylemeyi. Katılıyorum tabii. Onlar da var. Ama ben birinci öncelikli olarak bizi Türkiye'ye esas aldım. Ama daha önce hocalarım da söylediler. Türk akımını engellemek, işte Rusya'nın oradan da boğazını sıkmak vesaire. Ama bütün bunlar sadece blöften öte gidemez. Peki, çok teşekkür ediyorum evet, Sayın İhsan Sefa. Sencelimer'e de sormak istiyorum. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a desteğini, işte Dede Ağaç'a yapılan yığına siz nasıl yorumluyorsunuz ve bu sizin için ne anlama geliyor? Efendim, Yunanistan Türk düşmanlığından yaşayan bir iç politikayla ayaktadır. Milli marşlarını dahi incelerseniz bunu görürsünüz. Sürekli olarak Yunanlılar çocuklarını, askerlerini, bütün vatandaşlarını Türk düşmanlığıyla yetiştirirler. Milli birliklerini öyle muhafaza ederler. Aynı şeyi Ermenilerde de görebilirsiniz. Yani Ermenistan'da, diasporada da görebilirsiniz. Milli varlıklarını buna borçludurlar. Bu birincisi. İkincisi, Yunanlılar hep kullanılmışlardır. Yunanlılar, İngilizler,
19. asır bir İngiliz asrıydı. 20. asrın başı da öyle devam etti. Sonra Amerika asrı oldu. Şimdi de Çin asrına giriyoruz 20. asırda. Şimdi İngilizler Amerika Yunanlıları destekleyip Anadolu'ya sürdüler. Daha önce Çanakkale Savaşları esnasında Trakya sınırından aşağıya sürmek istediler. Onu kabul etmedi o zamanki Venizelos. Ama daha sonra Anadolu'ya girdiler. Ne oldu sonuç? Türkiye kendi kuvvetini topladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde silah arkadaşlarıyla ordumuzla birlikte onları oradan denizden geriye gönderdi. Şimdi demek ki Yunanlılar bu aldıkları darbeyi unutmuyorlar. İkinci yaptıkları şey Kıbrıs'ı bir Rum adası yapmak istediler. Orada da 1974 barış harekatıyla bir darbe aldılar. Bunlara büyük birinci ve ikinci büyük felaket diyor Rumlar. Şimdi böyle baktığımız zaman da Yunanlıların içerisinde böyle bir arzu var. Bu arzuyu Amerika kaşıyarak kullanıyor. Nitekim şu anda iş başındaki olan Biden, daha önce Trump zamanında bu yoktu. Biden ne dedi? Benim adım Bidenopoulos dedi. Yani çünkü isimimiz gayet tabii Bidenopoulos değil. Yani şunu demek istedi. Ben Yunan taraftarıyım, Yunanlıların destekçisiyim. Çünkü seçildiği bölgede de Yunan lobisinin etkisiyle seçilen bir senatördü. Ve şu anda da öyle bir başkan. Dolayısıyla bu borcunu ödediği gibi aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'ya karşı kullanabilmek için kuşatmada, biraz önce anlattım onu değil mi? Baltık'tan başlayıp ta Dede Ağaç'a kadar gelen Romanya, bu Bulgaristan üzerinden bunu devam ettirmek istedi. Onun için Rusya'yı kuşatırken Türkiye'yi de kuşatıyor. Aynı zamanda Yunanlıların deniz konusunda bir takım haksız talepleri var. Bu talepler birincisi Ege'de adaların şu anda 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarmak. Eğer bu olursa, ki biz bunu savaş sebebi sayıyoruz, kazus belli, evet. 1995 parlamento kararına göre. Bu olursa Ege Denizi bir Yunan gölü ve Yunan iç denizi haline gelir. İstanbul'dan İzmir'e ve Antalya'ya gidebilmek için veya açık denizlere çıkabilmek için Yunanlılardan izin almanız gerekir. Böyle bir durum var. Havada da aynı şey geçerli olur. Dolayısıyla çünkü denizin devamı havadır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman da Yunanlıların bu 12 mil yapma şeyleri, hayalleri halen aktüeldir. Dolayısıyla bunu kaşıyabilirler. Ama biz bunu yaparken diyecek ki ben kendi gücüme değil, aynı zamanda eskiden nasıl İngilizlere güvendiysem şimdi de Amerikalılara ve Fransızlara güvenerek bunu yapıyorum diyecek. Türkiye'de bunu kabul etmediği takdirde burada bir bölgesel çatışma çıkabilir. Denize çıkabilir. Ama şunu söyleyeyim. Böyle bir çatışmayı Yunanistan'ın kaybedeceği kesindir. Ama zarar gördüğü gibi Türkiye'de görür. Ondan sonra araya girerler. Meseleyi kapatırlar. Ancak burada Türkiye'ye gözdağı veriliyor. Biraz önce İhsan Albay'ın söylediği doğrudur. Bu gözdağı verme kılıç çakırdatmaları olarak ifade edilir literatürde. Kılıç çakırdatıyorlar. Yani şu kılıç çakırdatmasında Yunanlılar da acaba 12 mile de çıkarabilir miyiz diyorlar. Doğu Akdeniz'de adalara münhasır ekonomik bölge hakkı verip küçük bir adanın mesela değil mi? Kaş karşısındaki o küçük adanın 40 bin kilometre kare, 10 kilometre karelik adaya 40 bin kilometre kare münhasır ekonomik bölge tahsis ediyorlar. Bunu, böyle bir şey mümkün değil uluslararası hukuka göre. Artı adaların ada devleti değilse şayet münhasır ekonomik bölgesi olmaz. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla Yunanistan bu şekilde yanlış davranışlar içerisinde Amerika onu güçlendiriyor ve Yunanistan Türkiye'ye karşı kullanıyor. Türkiye'yi de Rusya'ya karşı kullanmak istiyor ve esas amaç Montreux Anlaşması'nı devre dışı bırakmaktır. Ama bunun ötesinde Sayın Bahçeli'nin söylediği şey doğrudur. Bir kuşak bir yol projesi sabote edilmek istenmektedir. Çünkü Çinliler bu bir kuşak bir yolda Türkiye üzerinden giden bir hatta karşılık başka bir hat deniz üzerinden gelip Mısır tarafından geçtikten sonra Yunanistan'daki Pire Limanı'nı kiralamışlardı. Oradan yaptıkları demir yolu projesiyle Avrupa'ya ulaşacaklardı. Şimdi oraya oturdu Amerikalılar. Çünkü bir yol bir kuşak projesi mutlaka durdurulması lazım Amerikalılara göre. Mutlaka sabote edilmesi lazım. O bakımdan Türkiye'yi engelledikleri gibi Yunanistan'ı da engellemiş oluyorlar. Yani bu da enteresan.
bir nokta. Dolayısıyla Yunanistan'da idare, şu anki sağ idare, mesela Tsipras bu politikalara karşıydı. Onun için alaşağı edildi. Dolayısıyla o da diyor ki bizim bu derece silahlanmamız her halükarda Yunanistan'ın aleyhinedir. Açıkça söylüyor. Yunanistan kamuoyu içerisinde bir bölünme de var. Bunu da unutmayalım. Yani yalnız Türkiye'de yok, orada da var. Dolayısıyla bizim burada o kuvvetlerle de işbirliği yapmamız gerekir diye ben düşünüyorum. Bir de hesap ettikleri bir şey daha var. Buyurun. İhsan Albay da havacı, ben de askerliğimi havacı olarak yaptım. Hava kuvvetleri maalesef bu FETÖ ayaklanmasından sonra zayıflamıştır. Niçin zayıflamıştır? Çünkü pilotların, birçok savaş pilotlarının FETÖ'cü olduğu iddiasıyla hava kuvvetlerinden uzaklaştırılmıştır ve pilot açığı ortaya çıkmıştır. Hatta Pakistan bize bu konuda yardımcı oluyor ve bir pilot da öyle, savaş pilotu da öyle hemen bugünden yarına yetişmez. Zamana ihtiyaç var. Bunu kullanıyorlar bir. İkincisi F-35 projesinden bize çıkarttılar. Bundan çok memnunlar. Kendileri F-35 alıyor. Rafael uçakları, ki onlar da F-35'e tekabül eden Fransız uçaklarıdır, onları alıyor ve bu şekilde hava üstünlüğü sağladığını düşünüyor. Ve burada uygulanan ambargo sebebiyle, Katsa ambargosu sebebiyle Türkiye'nin F-16'ların yedek parçalarını tedarikte zorlanacağını ve bu şekilde Türkiye'nin F-16'larının da hareket kabiliyetinin azalacağını hesap ediyor. O halde fırsat bu fırsatlar deyip havadan vurmak istiyor. Hava tehlikesi var, bakın. Buna karşı bizim bu S-400'leri hemen aktif hale getirmemiz lazım. Muhtemelen getirilmiştir. Bu şekilde kendimizi savunabiliriz. Çünkü S-400'ler bir noktada taarruz değil, savunma silahlarıdır. O bakımdan bu hava üstünlüğünü deniz ve karada bir şey yapmaları mümkün değil. Ama havadan maalesef şu anki konjonktür açısından böyle bir imkanları var. Şimdi Amerikalılar dünyanın en büyük donanmasını, hani Çanakkale Savaşı esnasında İngiliz ve Fransızlar getirmişti ya, ona nispet yaparak en büyük donanmasını dünyanın şimdi oraya getiriyorlar önümüzdeki günlerde. Askeri tatbikatlar yapılıyor. Bizim denizciler de askeri tatbikat yapıyorlar şu anda. Kasım ayında da yapıyorlar. Bu arada Azerbaycan ve İran'la da bizim müşterek, İran diyorum, Pakistan'la da müşterek bir tatbikatımız oluyor. Ama ben gayri ihtiyari şunu düşünüyorum. Neden Rusya ve Çin'le de biz efendim Akdeniz'de bir askeri deniz tatbikatı yapmıyoruz? Ve açık konuşuyorum, bunu provokatif olarak söylüyorum. Biz de o zaman bunu yapalım. Eğer onlar böyle bir şey yapıyorlarsa. Demek ki burada karşılıklı kılıç şakırdatmaları var. Ama Türkiye'nin zayıf bir anını yakalarlarsa ve içeride herhangi bir zayıf durum olursa, Allah korusun, çünkü bölünme var Türkiye'nin içerisinde de. Bazıları Yunanlılar gibi konuşuyorlar. Onların davalarına sahip çıkıyorlar maalesef. Doğu Akdeniz konusunda, adalar konusunda efendim NATO'dan çok NATO'cu davranıyorlar. Dolayısıyla bunların yüzünden böyle bir bölünme, bir zayıflama, ekonomik de bir sıkıntı olursa şayet, halk da bu bakımdan dağılırsa, birlikteliği bozulursa havadan böyle bir tehlike olabilir. Yani onu özellikle ona işaret etmek istiyorum. Etmek istiyorsunuz. Peki. Bir haber merkezi programımızı daha burada noktalıyoruz. Konuklarıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bir şey ilave edebilir miyim? Tabii, buyurun, buyurun. Bir şey zamanımız varsa. Tabii, buyurun. Sayın hocamın söylediklerinin hepsine katılıyorum. Yalnız şu hava üstünlüğü konusunda ben biraz daha farklı bakıyorum. Yani evet, FETÖ döneminde pilot kaybımız oldu ama şu anda hava kuvvetlerimizin yani pilot açığı yok. Şu anda hava kuvvetlerimiz o eski gücüne ulaştı. Bu bir. İkincisi, uçak olarak da bizim 29 adet blok 50 artı 71 adet blok 50 uçağımız var. Yunanistan bizden tek üstünlüğü bu konuda, F-16'lar üzerinde söylüyorum. İşte blok 70'leri var 30 civarında. Ama sayı olarak da 216 civarında uçağı var. Bizim 238 uçağımız var F-16 olarak. Ayrıca bizde F-4'ler var. Evet. Rafael uçaklar da pek F-35'lere denk uçak değil. Hatta F-16'dan da geri kalan bir uçak. Öyle biliyorum ben. Belki yanılıyorum ama ben yaptığım incelemelerde havacı olarak bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani hava üstünlüğü konusunda Yunanistan'ın bize üstünlük sağlayacağına ihtimal veremiyorum. Mümkün değil. F-35'lere gelince zaten F-35 alsa da ne olacak? F-35'lerin zaten şu anda uçuran uçakla uçuran ülkelerdeki faaliyet oranı %30'ları geçmiyor. Birçok sorunlar var. Zaten lokat firması da F-35 üretimini durdurdular yani. Durdurdular. İkinci şeye kadar durdurdular. Çünkü
35'lerde birçok sorun çıktı. Uçtukça daha çok sorunlar çıktı. Bunları çözen de durdurdu. Hatta Amerikan Hava Kuvvetleri de lokalden 200 uçak siparişi verdi. Artı 2040'a kadar da, 2040 yılına kadar da F-16 yedek parça üretimi anlaşması yaptılar. Dünyada pek çok ülke halen işte neresi? Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri F-16 siparişi verdiler tekrar. Yani F-16'lar kenara atacak bir uçak değil. Ama evet, yedek parça vermeyebilirler mi? Bugüne kadar yedek parçada bir aksaklık olmadı. Yani F-16'ın yedek parça tedarikinde bugüne kadar bir aksaklık olmadı. Bir yaptırım vesaire uygulanmadı. Uygulansa ne olur? Uygulasa biz kendimiz yaparız. Teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ediyorum. Emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa, Profesör Doktor Sencer İmer, katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki diğer konuklarımız Sayın Semih Koray, Hasan Cengiz ve Deniz Berktay'a da çok çok teşekkür ediyoruz efendim katılımlarınız için. Bir başka programda görüşmek ümidiyle sevgili izleyiciler. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yarınlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar.